Efendim Mengü Türk ekranlarından hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Bir Tarihe Not Düşenler programında ve bir cumartesi akşamı evlerinize konuk olmanın mutluluğunu, huzurunu yaşıyoruz. Efendim yarın 29 Mayıs ve İstanbul'un fethi, aslında bu konu üzerinde konuşacağız. Kıymetli hocam, değerli dostum, sayın başkanım, Gebze Teknik Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Kurtuluş Demirkol hocamla beraberiz. Bizi kırmadı, geldi. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz hocam. Teşekkür ederim. Sayın hocam, bugün aslında ayın 28'i de bizim için aslında çok önemli bir tarih. Bizim için derken biz genel hatlarıyla baktığımız için Türk dünyasına, bugün Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 104. yılı, onu da kutluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da orada, çeşitli işte gösteriler yapılıyor ve her zaman dediğimiz gibi can Azerbaycan'ın, can Cumhuriyeti'ni buradan kutluyoruz. Aslında çok sık gelip gitmeler oluyor. İşte en son Rize'ye bildiğim kadarıyla Sayın İlham Aliyev gelmişti, Cumhurbaşkanı. Bizim Cumhurbaşkanımız gidiyor geliyor. Aslında bizler de artık çok daha rahat gidip gelebilmeliyiz değil mi hocam? Eyvallah, yani, tabii. Bir millet, iki devletiz yani. Aynen öyle yani. Aynen öyle. Buradan onları da tekrar tebrik edelim. Evet. Can kardeşlerimizi diyelim. Ama bizim için de tabii 29'u başka bir önem arz ediyor. Nedir önemi? Belki bu gece Fatih Sultan Mehmet Han'ın en zor, en sıkıntılı, en telaşlı günlerinden birini belki şu saatlerde yaşıyordu ve işte sabaha karşı 6-7'de tam taarruza başlayacaklardı, değil mi hocam? Ne diyorsunuz? Evet. Tabii çok önemli, yani sadece Türkiye için değil, tüm Türk dünyası için, Türk tarihi için çok önemli bir hadise. Zaten Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri de tüm, yani tüm Türk dünyasının devlet adamlarını Mete'den bu yana düşünürsek gerçekten çok önemli bir yere sahip. Neden böyle dedik? Şimdi fethe geçmeden evvel hocam izninizle biraz Fatih Sultan Mehmet'in kişiliğinden, eğitiminden çok önemli hocam. Tabii bahsedelim müsaadenizle. Fetih ve Fatih. Yani şimdi bazı insanlar vardır ki mesela şöyle derler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'in yaşayan halidir. Eyvallah. Türk İslam davasının, Türk İslam ülküsünün de yaşayan birçok hali vardır şahıslar üzerinde. Bunlardan en önemlisi de Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'dir. Neden böyle diyoruz Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'ne? Şimdi kendisi 19 yaşta tahta, çok genç yaşta tahta geçmiş bir insan. 21 yaşında da İstanbul'u fethetmiş. Bu tabii söylemesi kolay ama üzerinde düşünmesi çok gereken bir hadise. Bu bir strateji, büyük bir strateji ister. Büyük bir plan, program ister. Büyük bir hadisedir. Yani rastgele bir şey değildir. Zaten kendi hayatına baktığımız zaman da rastgele hiçbir şey görmüyoruz. İlk önce onu yetiştiren bir şartlara bakalım. Onu yetiştiren hocalara bakalım ve her şeyden önce onu yetiştiren ülkeye, evet, ideale bakalım. Yani Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'ni ne yetiştirdi, kim yetiştirdi, nasıl yetiştirdi? Bir kere kendisi hepimizin malumu, bunu çok yerden duyarız, 5-6 tane dile hakim bir parça işte. Arapçayı, Farsçayı çok iyi. 5 tane çok net hocam. Net, onu biliyoruz. Arapçayı, Farsçayı çok iyi konuştuğunu, Latinceyi, Rumcayı, yine bunun yanında işte Grekçeyi konuştuğunu. Çuvaşçayı hiç duydunuz mu hocam? Yok, onu duymamıştım. O da çalıştığı ve o dilde yazı yazdığı metinler var, ben gördüm. Bu da çok önemli bahsi. Bak ben de bunu ilk defa duydum. Gerçekten hocam önemli bahsi. Türkiye ver diyorum. Yani baktığınız zaman o kadar, yani bir o dönem için bir devlet adamının bu kadar dile haiz olması tek başına önemli değil. Şeyine bakıyorsunuz, şahsi kütüphanesine inanılmaz kitaplar var. O dönemin bütün kitapları var. Yani Arapçası var, Farsçası var. Zaten orada aldığı notlardan net bir şekilde bunun bu dillere hakim olduğunu biliyoruz. Dillere hakim olması, bırakın bunları okuyup anlayacak ve yorumlayacak seviyeye sahip. Tarih bilgisi de var değil mi hocam? İnanılmaz bir tarih bilgisi var. Hem Türk İslam tarihi var, hem öte yandan da Batı tarihine de hakim. Yani tüm dünyaya hakim bir padişah olduğunu söyleyebiliriz. Hani İlber Hoca'nın güzel bir tabiri var orada, diyor ki Rönesans'a ait bir, hani Avrupa'nın Rönesans'ı önemlidir insanlık tarihi açısından. O döneme ait bir devlet adamı bulalım diye Batılı tarihçiler araştırmışlar. Demişler ki olsa olsa Fatih olur. Yani sadece İslam dünyasının değil, tüm tarihin en yetiştirdiği en önemli devlet adamlarından biri. Yani öyle bir devlet adamı yok o dönemde bütün bunlara hakim olan.
Ben kendimize biraz yontacağım. En çok hoşuma giden yönü ilme verdiği önem. Bu çok çok önemli. Yani aksiyoner bir devlet adamı, Cihangir savaş yapıyor, savaşları kazanıyor. Mareşal yani inanılmaz özellikleri var. Mesela Topkapı Sarayı'nın çiziminde, tamam oranın bir mimarbaşı var ama eskizleri var. Oraya da katkı sağlamış. En az bir mimar kadar mimarlık bilgisine sahip. İstanbul'un fethinde Şahi isimli topların çizimine katkı sağlamış. Bugünkü havan toplarının öncülü. Tabii yani havan toplarının hatta mucizi olduğunu söyleyen tarihçiler var. Mucizi olur diyorlar. İlk defa o kullandırıyorlar. Baktığınız zaman demek ki çok iyi de bir mühendislik bilgisine sahip. Yani çok iyi bir mühendislik bilgisine sahip. Az önce söyledik filolog. Yani 5-6 tane, en az 5 tane biz biliyoruz. Daha fazlası dile hakim. Filolog mesela çok ilginçtir. Kaftanlarını kendisi çiziyor. Ne modacı demek belki çok uygun düşmez ama iyi bir stilist diyelim yani. Yani kaftanları bugün Topkapı Sarayı'nda görebiliyoruz. Çok mütevazi ama o bir kadar da heybetli. Hatta derler ki yabancı devlet adamları onun heybetinin karşısında ezilirdi. Bu da önemli bir şey. Yani kendi kaftanını çizebilecek kadar o alana da hakim. Baktığınız zaman inanılmaz bir şey. İyi bir ekonomist. Biraz sonra daha da konuya derinlemesine gireriz. İyi bir ekonomist olduğunu nereden biliyoruz? İstanbul'un fethinden sonra dönemin en ünlü, o dönemki bugünkü tabirle hani bankacılık henüz kurumsallaşmamış ama dönemin en büyük ne diyelim, yine bankacısı diyelim, İstanbul'a transfer ediyor bir Yahudi'yi ve o adamın dünyanın bütün önemli başkentlerinde temsilcileri var. Yani başka biri de işte dünyanın en büyük bankasının genel merkezini İstanbul'a taşıyor. Bu çok önemli bir şey. Tabii hocam yani aynı zamanda dinlere verdiği hoşgörü, bir de şu da var. Aslında İstanbul'u düşündüğümüzde Osmanlı Devleti artık devletleşme sürecini bitirmiş 1450'li yıllarda. Ve küçücük bir şehir devleti haline gelmiş bir Doğu Roma İmparatorluğu'ndan bahsediyoruz. Taçtan başka hiçbir şey olmayan. Eyvallah. Bir şehirden başka, yani Mora'yı saymazsak ya da işte Trabzon'u saymazsak o dönemde hiçbir gücü ya da varlığı yok. Ve bunların birbirine yardım edebilecek bir durumu da yok. Ne siyasi, ne ekonomik, ne sosyal açıdan. Bir padişah düşünelim ki ufku o kadar geniş ki. İstanbul'u zaten almak onun için çok önemli değil ama aldıktan sonra da özellikle ben tacı aldım diyor. Evet. Yani. Roma İmparatorluk tacını aldım diyor. Kaiser unvanını alıyor yani. Hem i̇şte onu ben demedim, onu size bıraktım. Ben Kaiser'im diyor. Yani. Kaiser'im diyor. Yani hem doğunun hem de batının en önemli padişahı oluyor. Hakanı oluyor, sultanı oluyor, kralı oluyor. Adına ne dersek diyelim yani. İşte dedim ya ufku inanılmaz geniş bir padişah. O kadar iyi yetişmiş ki, o kadar iyi yetiştirilmiş ki. Peki onu kim yetiştiriyor, ne yetiştiriyor? Onu aslında tam olarak yetiştiren şey Türk İslam ülküsü. Kastımız ne Türk İslam ülküsünden? O dönem baktığınız zaman bizim eğitim anlayışımız şu, Türklerin eğitim anlayışı. Yani İmam Maturidi'ye göre bizim anlayışımız şu. Akılcı İslam. Akılcı İslam. Akılcı İslam. Yani ilim bir kuş gibidir, iki kanadı vardır. Bir tarafında dini ilimler vardır, bir tarafında pozitif ilimler vardır. Yani o dönem biz Türklerin anladığı din ve ilimden ikiz kardeş, birbirinden ayrılmaz. Yani Fatih hem pozitif ilimlere hakim hem de dini ilimlere hakim. Şimdi bu iki tarafı da inanılmaz bir şekilde bütünleştirmiş. Ya tam olarak diyoruz ya, neden işte Türk İslam ülküsü derken aslında bunu kastediyoruz. Yani onun şahsında Türk İslam ülküsünün idealize ettiği devlet adamını görebiliyoruz. Yani inanılmaz ufku geniş, inanılmaz aydın, inanılmaz münevver. Yani mesela kendi portresini yaptırabilecek, hepimizin malumu Bellini'yi çağırmış, kendi portresini yaptırmış. Bu kadar dışa dönük aslında. Yani o güne kadar ilk defa hocam. İlk, evet. Yani inanılmaz, bugünkü tabirle inovasyon diyorlar ya, çok sevmiyoruz o kelimeyi ama inanılmaz da inovatif bir padişah yani. Yenilikçi adam yani. Yenilikçi bir adam yani, bunu inanılmaz bir şey yani, ilk defa madalyonu portresini bastıran bir adam yani. Bu da inanılmaz bir şey yani, baktığınız zaman yani o dönemin dünyasında gerçekten inanılmaz bir şey. Bütün bunları yapabilecek kadar bir kapasiteye ve kabiliyete sahip. Kim var yanında? Molla Hüsrev var, Molla Gürani var, Akşemseddin var. Bugün daha günümüze ışık tutan bu devlet adamları var. Ve dediğimiz gibi yani burada anlamamız gereken şu. Nasıl bir şekilde yetişti ki? İyi bir mühendis oldu, bir parça mimar oldu, iyi bir stilist oldu, iyi bir ekonomist oldu, çok iyi bir mareşal, tartışılmaz, onu zaten söylemiyoruz. Çok çok iyi bir devlet adamı. Nasıl böyle oldu? Hiçbir şey tesadüfen olmaz. Bizim kültürümüzde bunu reddeder zaten. Tesadüf diye bir şey yok. Aslında dönemin şartlarına dönersek Sayın Hocam, tam buradan bu ikinci tahta geçişi, aslında ilk tahta geçtiğinde
çok küçük yaşta. Ya biraz da şimdi biz kendi, en azından bizim izleyici kitlemiz hocam akademisyen ve bu konuya çok meraklı öğrenci, ilgili Türk milliyetçileri. Ama biz bazen de hani genel olarak hep böyle hikayeler anlatılmayı seviyoruz. Evet. Ama Fatih Sultan Mehmet Han'a baktığımızda bu aslında anlatılacak önemli şeylerimiz de var. Yani ilk tahta geçtiğinde lütfen bunu da söyleyelim. Bildiğiniz tahttan indiriliyor, hallediliyor. Evet yani. Yani öyle o hani ben tarihi belgeleri okuduğum için o noktada biraz daha net konuşuyorum. Her yerde de bunu konuşurum. Fatih Sultan Mehmet Han'ın babasına sen gel buraya demesi falan yok. Öyle bir şey yok. Yani tahttan indiriyorlar. Evet yani dönemin, tabii o dönemin büyük devlet adamları büyük bir Haçlı ordusu karşısında Fatih Sultan Mehmet'in bunu yapamaz diyor. Yapamaz düşüyorlar. Bu da anlaşılabilir bir şey esasında. Tabii, yani. Tabii, çok anlaşılabilir. Bir şey. Belki de işte o tahttan indirilmesi onu pişiren bir şey. Yani daha sertleştiren, hırslandıran. Bir şey. Hırslandıran, daha da pişiren bir şey. Önemli bir şey tabii. Tabii 12 yaşında olduğunu düşünürsek o zaman tahta çıktığında. Tabii. Yani sonra 10 sene sonra Çandarlı'ya yapacaklarını da düşünebiliriz. Eyvallah. Tabii yani onun da bir karşılığı olacak. Aslında bu da büyük devlet adamı olmanın. Yani şimdi biz 3. Selim'i konuşurken mesela 3. Selim yakın çağın padişahı, 1789'dan 1880'e kadar tahtta kalmış. Yenilikçiliğin en önemli adamıdır. En önemli adam. Bir handikapı var. Çok büyük bir sıkıntısı var 3. Selim'in. Çok merhametli. Çok Halim Selim. Bir devlet adamında olmaması gereken bir özellik. Yani devlet merhameti kaldırmaz. Yani işte malumunuz Fatih Kanunnamesi'nde kardeş katli var. Ya bir devlet mi? Yani ya da işte o bizim evdeki kardeşimiz değil yani. Şimdi bir devleti düşünün, kardeşler arasında bölündüğünü, cihan şumul bir devlet düşünün. Büyük ülküsü idealleri olan. Yüz binlerce insanın öldüğünü düşünelim hocam. Tabii o dönemde yüz binlerce insan ölecek. Yani yüz binlerce insan mı ölsün? Kardeş, Kanuni döneminde bunu görmedik mi? Yani. Daha öncesi Türk devletlerine gidelim. Doğu batı ayrımlarında Türk devletlerinin Göktürklerden, Hunlardan bugüne kadar gelen hep bu kardeş kavgalarının devlete vermiş olduğu vebal, yüz binlerce insanın ölümü ve devletin yıkılması. Devletin yıkılması ve dediğiniz gibi yüz binlerce insan ve devlet, yani tarihin en büyük milletlerinden birinin tabiri caizse perişan olması, zelil olması demek yani. Dolayısıyla bu noktada kardeş feda edilebilir mi? Edilebilir. Can da feda edilebilir. Yani baktığınız zaman bu da onun esasında merhametli ya da vicdanlı olmak devlet adamında çok iyi bir şey değil. Yani baktığınız zaman 3. Selim Kabakçı Mustafa Paşa isyanı da net bir şekilde otoritesini koyabilse idi, tahta oturacaktı. Belki bugünkü Türkiye çok daha farklı bir Türkiye olacaktı. Çünkü dediğimiz gibi inanılmaz yenilikçi bir padişah. Öngörüsü yüksek bir padişah. Entelektüel aydın bir padişah. Yaptığı da çok önemli işler var. Yani kurduğu Nizam-ı Cedid ordusu başarılı olmuş. Akka'da, Mısır'da. Alemdar Mustafa Paşa biraz önce yetişse belki hocam tarihin seyri değişecek değil mi? Yani evet, tarihte biraz öyle bir şey aslında. Baktığınız zaman biraz da öyle bir şey. Biraz önce yetişse belki de dediğiniz gibi çok farklı akacak. Şimdi Fatih'e döndüğümüz zaman kudretli bir padişah görüyoruz. Bu çok önemli. Yani devlet adamının en önemli özelliği bir kudretli olmasıdır hatta. Asacak ayağı sert, yumruğu sert. Yani. Tabii yani mesela şu hep eleştirilir. Büyük işte liderlerin arkasında onların bir halefleri yoktur. Aslında bu da büyük devlet adamı olmanın bir özelliğidir yani baktığınız zaman. Yani büyük devlet adamıysanız sizin iktidarınız ortak kabul etmez. Hani iktidar ne diyoruz? Şirk kabul etmez diyoruz. Dolayısıyla büyük devlet adamları neden çok büyük bir devlet adamı yetiştirmedi? Yetiştirse muhtemelen iktidarına bir ortak çıkacak. Bunu istemez. Hiçbir büyük devlet adamı istemez. Hocam, şimdi Kanuni döneminde Hürrem Sultan'ın adını duyuyoruz. Daha sonraki dönemlerde işte Kösem Sultan, Nurbanu Sultan, Bezmalem Valide Sultan, Valide Sultanların adını duyabiliyoruz. Ama hiç kimse diyemez ki Fatih Sultan Mehmet döneminde bir tane Valide Sultan'dan bahsedilmez. Bahsedilen bir tane Sultan Hanım vardır ki o da onu da özellikle ana olarak benimseyip bazı mülkiyetlerde vermiştir. Sırbistan prensesi olan babasının eşine, Mara Hatun'a. Evet, Mara Hatun'a. İşte çok güzel bir tespit yaptınız, samimiyetle söylüyorum. İnanılmaz güzel bir tespit. Hiçbir isim duyamıyorsunuz. Bir tane isim var, Fatih Sultan Mehmet. Ne anası, ne kadın. Hiçbir şey kadınların yok. Adını bile bilmeyiz yani karısının. Tabii tabii. Cem Sultan'ın annesini şahsen ben bilmiyorum hocam. Ben de bilmiyorum. Beyazıt'ın annesini de bilmiyoruz. Ama tarih bunları hiç yazmaz. Çünkü adam, ama hepimiz biliyoruz değil mi? İşte Kanuni'nin çocuklarının annelerini ya da böyle şeyleri. Ama aslında işte görüyoruz devlet yönetimine ne kadar
tabii. Hakim. Gerçi bu hakimiyeti belki ölümünde de şüpheli ölümü diyelim. Yani hep öyle konuşuluyor. Onunla da belki sebebiyet verdi ama çok güçlü bir karakterden bahsediyoruz. Yani tabii yani işte dediğiniz gibi hiçbir isim, yani çünkü otorite boşluk kaldırmaz diyorlar ya, eğer bir boşluk varsa otorite boşluğu dolar. Şimdi Fatih döneminde çok güzel tespit ettiniz, başka hiçbir isim yok. Tek bir isim var, Fatih Sultan Mehmet baktığınız zaman. Yani onun bu az önce saydığımız özellikleri üzerinden müsaadenizle biraz gidelim. Yani şimdi tabii ki şeyden bahsederiz, İstanbul'un fethinden bahsederiz, o kuşatmadan vesaire onlardan bahsederiz ama esasında bunun sebebini anlamak, yani ne olduğunda değil de nasıl oldu, neden oldu sorusuna cevap vermek anlamında biraz konuşmak istiyorum. Şimdi şöyle bir şey baktığımız zaman Fatih Sultan Mehmet'e şunu net bir şekilde söyleyebiliriz, az önce de ifade ettik. İnanılmaz aydın, inanılmaz münevver, özelliklerini teker teker saydık. Şimdi orada ilim noktasında biraz durmak istiyorum. Kendisi mesela İstanbul fethettikten sonra hepimizin malumu olan bir şey vardır. Ayasofya'ya gelir, iki rekat namaz kılar, talimat verilir. Ertesi günde 1 Haziran'da Ayasofya'da 1453'te cuma namazı kılınır. Bunu hepimiz biliriz. Yani bunu halktan da herkes bilir, tarih öğrencileri de bilir, hepimiz biliriz. Ama yine hepimizin bildiği fakat çok dikkat etmediği bir şey var. O cuma namazından sonra şöyle bir talimat verilir. Ertesi gün Ayasofya'da eğitime başlansın. Osmanlı döneminde camiler aynı zamanda yüksek öğrenim kurumlarıdır. Yani sadece 5 vakit namazın kılındığı yerler değildir. Medresedir yani. O camilerin büyük salonları namaz vakitleri dışında dershane olarak kullanılır. Eğitim yani eğitim yeridir orası. Bugünkü tabirle üniversitedir oralar. Dolayısıyla ertesi gün eğitime başlansın talimatı, emri çok önemli bir emir. Yani düşünebiliyor musunuz? Fethediyorsunuz, cuma namazını kılıyorsunuz. Tamam, bu şimdi Ayasofya bizim için çok önemli bir ibadethane, bir cami. Ama ne diyor? Ertesi gün diyor burada eğitime başlansın. Ayasofya aynı zamanda bir üniversite. Burası çok önemli. Hocası Molla Hüsrev de tabiri caizse, bugünkü tabirle söylersek, oranın ilk dekanı, belki de rektörü. Onu da oraya atıyor. Eğitime başlansın diyor. Şimdi düşünün ki bir ülkeyi fethediyorsunuz, bir ülkeyi fethediyorsunuz yani bir imparatorluğa son veriyorsunuz ve yaptığınız ilk icraatlardan biri oranın en önemli mabedini bir eğitim kurumuna çevirmek. Bu çok önemli bence, yani baktığınız zaman yaptığı en önemli işlerden biri. Bununla da yetinmiyor. Hepimizin bildiği Zeyrek Manastır, burası eski bir manastır, orayı da medreseye çeviriyor. 50 tane alt üstü odası var. Bu odalar öğrencilere ve müderrislere tahsis ediliyor. Burada da eğitim başlansın diyor. Bakın, 2 tane eski ibadethaneyi camiye çevirdi ama camiden ziyade bir de üniversiteye çevirdi. Bunları eğitim kurumlarına çevirdi. Sıhhı sağın diyorsun. Ya, tabii o zaten yani eyvallah. Hocam şurada bir ekleme yapmak istiyorum tabii. Size. Daha doğrusu bir anımı anlatmak istiyorum. Şimdi Molla başında bulunan onun eğitimine önemli katkılarda bulunan insanlardan bahsettik. Bunlardan biri de Molla Gürani, biliyorsunuz hocam. Bursa'da Emir Sultan Hazretleri'nin şeyine çıktım hocam. Türbesine çıktım. İşte türbeyi namazımızı kıldık. Öyle gezerken biraz uzakta, böyle bayağı bir uzakta eski bir şey gördüm. Minare gördüm. Minareyi görünce biraz da tarihçi merakı, biliyorsunuz. Bu minare hani normal bir minare değil diye hemen algıladım. Önce yakın bir yer zannettim ama yürüyerek 45 dakikayı buldu. Gittim. Eski bir cami. Camiye baktım hocam. 1380'lerle tarif ediliyor. İmam geldi. Molla Gürani Camii yazıyordu. Ya dedim ki bak, bu isim böyle ama bu da çok eski. Burada ne var? Gel dedi, yukarı çıktık hocam. Molla Gürani'nin şeyini gördüm. Yattığı yeri gördüm. Molla Gürani orada. Tamamen tesadüfen. Demek ki bizi çağırmış oraya. Eyvallah, tabii. Tamamen tesadüf. Öyle bir özelliği vardır, çağırırlar yani. Yani gittim gördüm. Yani yattığı yeri normal böyle bir mezarda. Zaten o Fatih Sultan Mehmet Han'la biraz birbirlerinden uzaklaştıklarında o Bursa'ya, inzivaya çekiliyor. Ama ne hikmetse Emir Sultan'ın o bulunduğu yerin biraz daha ilerisindeymiş.
Bu da işte tarihin bir zilvesi. Bu da önemli bir bilgi verdiniz. En azından biz de gittiğimiz zaman ziyaret edelim. İzleyicilerimiz, dinleyicilerimiz de burayı ziyaret etsinler. Çünkü dediğimiz gibi bu medeniyetin manevi mimarlarından birisi, en önemlilerinden birisi bahsettiğimiz Molla Gürani. Biz de bunu bu vesileyle öğrenmiş olduk. Artık ziyaret etmek de üzerimize vacip oldu. Beraber de gideriz hocam. Yani ben müftüyle imamla arkadaş olduğum zaman ara ara görüşüyoruz yani onlarla. Eyvallah. Yani baktığınız zaman işte yani şunu gördük tabii. Hemen iki tane ibadethane, eski bir manastırı. Mesela bak o da bana ilginç gelir. O Zeyrek Manastırı Katoliklerin İstanbul'u işgalinde karargaha çevrilmiş. Bak ibadethaneyi iki Hristiyan unsurdan bahsediyoruz. Malumunuz Ortodokstur İstanbul'daki Rumlar. Katolikler orayı işgal ettiklerinde orayı karargaha çeviriyorlar. Ama Müslüman bir unsur, Müslüman bir medeniyet işgal ettiğinde orayı dokunmuyor. Dokunmuyor, medreseye çeviriyor. Yani. Ama daha sonra hocam, daha sonra sanki çeviriyor. O Feridun Hoca'nın da orada bir yazısı vardı, mutlaka okumuşsunuzdur. Girdiğinde aslında Ortodokslara karşı bir ılımanlık çok net var. Var. Bizimkiler de giriyorlar. Onları bırakıp ondan sonra başlıyor. Ondan sonra kıyamet kopuyor yani. Ya şöyle, Ortodokslara karşı zaten tüm dinlere karşı, malumunuz zaten siz benden bu konuyu daha iyi biliyorsunuz. Estağfurullah. Şey yapayım, tüm dinlere karşı inanılmaz bir anlayış var. Yani aslında ben ona çok hoşgörü demek de istemiyorum. Sanki hoşgörü deyince yani adamlar kötü iş yapmış da biz de hoşgörü değil. Bu bir sistem. Bu Türk İslam medeniyetinin kurduğu bir sistem. Yani, anlaşmış, anlaşma da var hocam arada muhtemelen. Eyvallah. Yani zaten açık açık söylüyorlar yani o kadar çok çekmişler ki Katoliklerden. E tabii yani hani o 1204. 1204 ünlü söz var ya, hani burada Katolik şapkası görmektense Müslüman sarığı görmeyi tercih ederim sözü. Tam olarak bu yani baktığınız zaman. Çünkü İslam'ın Türklerin yorumlamasıyla İslam'ın onlara verdiği bir şey var. Bir kere her şeyden önce yaşam hakkı var, din hakkı var. Madem oraya hani gelmişken girelim, biraz böyle karışık gidiyoruz ama izniniz varsa oraya da girelim. Sohbet ediyoruz. Eyvallah, zaten. Tamam. Yani bizim programımızın zaten şeyi bu. Tamam, eyvallah. Şimdi oraya girdiğiniz zaman hani o malumunuz fetihten sonra Ayasofya'ya gider Fatih. Orada Ortodokslar toplanmıştır. Kadınlar, erkekler, yaşlılar, çocuklar. Der ki hepiniz bundan sonra malınız, namusunuz, canınız benim güvenim. Bana emanet. Bana güvenin. Tamam. Ortodoks kilisesi de devam edecek. Sadece yeri değişecek. Artık Ayasofya değil. Çünkü Ayasofya'nın da sembolik bir önemi var. Şimdi siz dünyanın en önemli ibadet hanesini alarak aslında dünyaya İslam, Türk İslam mührünü vuruyorsunuz. Onu almak zorundasınız. Yani orada bir hoşgörü mümkün değil. Nasıl bugün Ayasofya'nın açılması çok doğru bir kararsa, o günde Ayasofya'nın ibadethaneye çevrilmesi çok doğru bir karar. Yani üzerinde tartışılacak bir şey değil. Çünkü hükümranlık haklarınızı ortaya koyuyorsunuz. Orada bir aciziyet olur. Diğerlerini bırakmış zaten. Ha, tabii diğerleri duruyor. Bakın çok iyi, çok güzel dediniz. Diğer ibadethaneler duruyor. Serbest diyor. Gidin diyor orada ibadetinizi yapın. Ama bir dakika, burası alınacak. Yani burada da sakın şöyle bir algı oluşmasın. Fatih gitti oradaki sizin dediğiniz çok güzel yani ibadethanelerin hepsini almadı. Sadece Ayasofya'yı aldı. Burası dedi. Çünkü Türk İslam mührü vuracaksınız. Burası artık bir Türk İslam İmparatorluğu'nun başkenti. Bu da dünyanın en önemli ibadethanelerinden biri. Sembolik önemi var. Hükümranlık hakları bana geçti. Az önce ifade ettiniz, hem doğunun hem batının hükümdarıyım ben. Burası da benim yerim. Şimdi Fatih'in bu gayrimüslim unsurlara sıcak bakışı bazen abartılı bir şekilde yorumlanır. Ne derler ki işte acaba hani tamam akla yatkın bir görüş değil, deli saçması ama söylemekte fayda var. Acaba Roma'dan gelen mektubu diyorsun. Eyvallah. Yani, Vatikan'dan gelen mektubu. Vatikan ya akla yatkın bir durum değil bu adam, net bir şekilde. Öyle olsaydı Otranto'ya asker çıkarmazdı hocam. Çok güzel, öyle olsaydı oraya asker çıkarmazdı. Yani net bir şekilde aslında tam olarak yaptığı, konuşmanın da başında dediğimiz gibi Türk İslam medeniyetinin yetiştirdiği bir devlet adamı ne yapması gerekiyorsa onu yapıyor. Herkes dinini yaşayabilir, herkes ibadetini yaşayabilir ve benim güvencem altındasın. Bizim mahalle delikanlılarında vardır ya bu bugün. Hani bizim o anlayışımız vardır ya, çocuklukta yetişiriz. Yani ne deriz? Hepiniz benim güvencem altındasınız. Olur da mahallende birisi birisinden musallat olur, rahatsız ederse biz ona müdahil oluruz. Yani bugünkü şey de ona benziyor. Bu mülteciler meselesi de aslında ona benziyor. Yani Türk İslam medeniyeti ortaya çıktığından beri kim ona sığınmışsa reddetmemiş. Hiçbir zaman reddetmemişiz yani. Bugün de reddetmemiz mümkün değil. Yani bu bizim Türk olmamızın yanında getirdiği bir özellik. Yani adeta
Türklüğümüzün özellikleri var ya, onlardan biri bu. İslam anlayışımızın özelliklerinden biri. Yani Cumhuriyet kurulduğunda da aynısı oluyor. Yani Cumhuriyet kurulmuş, 10 milyon nüfusu var. Tabiri caizse ekonomi yerle bir, yerli sanayi yok, o yok. Ama o durumda tüm Türk İslam dünyasının biricik bağımsız memleketi burası. O zaman da herkesin sığınacak limanı, değil mi? Ahmet Ağolları falan mesela düşünün. Hepsi buraya geliyor yani. Cumhuriyet boyunca da böyle oldu. İşte o 90'lı yıllarda Saddam'ın Kuzey Irak'ı bombalaması, oradaki Kürt nüfusun buraya sığınması, bu hep vardı. Şimdi oraya döndüğümüz zaman işte aynı geleneğin günümüze sirayeti. Aslında Fatih Sultan Mehmet bize projeksiyon tutuyor. Şimdi oraya gittiğiniz zaman oradaki Ortodoksların yaşamasına müsaade etti. 10 yıl sonra 1461'de. İlk Ermeni Patrikliğini kuran adam. Çok güzel. Ermenilere patriklik kurdurdu. Yahudilere hahambaşılık kurdurdu. Hepiniz burada yaşayacaksınız. Hala daha yaşıyorlar. Bak mesela hala daha yaşıyorlar. Yıl 2022, isteyen herkes yaşıyor. Yani bunu aslında dünyanın muhtaç olduğu, günümüzde dahi muhtaç olduğu bir şeyi Fatih Sultan Mehmet... Ufku böyle. Ufku böyle yani. Hani olması gerekeni yapıyor aslında. O Türk'ün İslam anlayışının, İslam yorumlamasının çıktısı bu. Çıktı bu. Tabii burada hocam tam şimdi şu şeyleri de söyleyeyim. O çok fazla mesaj da geliyor. Evet. Şimdi Kızıl Elma Aydınları'nın size çok fazla selam var. Profesör Doktor Recai Kuş, Profesör Doktor Selahattin Avşaroğlu, Profesör Doktor Erdal Bay, sevgili Hamza Kılıç Osmaniye'ye selam olsun. Doçent Doktor Halim Demir Yürek hocam, Doktor Ayşe Ayçiçek hocalarım. Soruları var, sorulara girmeyeceğim çünkü öyle keyifli gidiyoruz ki hocam hiç soruyla hepsine aleyküm selam diyoruz, hürmetlerimi sunuyorum, selamlarımı sunuyorum hepsine ayrı ayrı, hiç şey yapmayalım diyoruz burada. Bir de ya hocam, tam bir Türk başbuğ profili görüyoruz. Eyvallah. Kesin, net. Yani şer'i hukuk ve örfi hukuku bir anda bir potada eritmiş. Yeri geldiğinde onu daha sonra konuşacağız ama balyozunu mesela vakıflara da vuracak. Vuracak. Sert vuracak, doğru da yapacak. Sert vuracak. Hatta gene konuşacağız. Beyazıt'a gönderdiği mektuplar var seni orada. Hani fena yaparım diye Amasya'ya, biliyorsunuz o yanındakilerle, ve onun da sofu olmasını sağlayacak. Bir de öyle bir padişahtan bahsediyoruz ki hocam, Cem Sultan'ın çocuğunun oğlunu adını kendi koyuyor, biliyorsunuz, oğlu Oğuz. Eyvallah. İşte dediğimiz gibi yani o dedi ki, özellikle onun altını çiziyorum, yani Türk İslam devlet adamı profili tam olarak bu yani. Bakın çok güzel bir noktaya değindin hocam, onu da ekleyeyim. Orada çok güzel bir şey dedin. Şer'i ve örf-i hukuku birleştirdi, ilk defa kanunları yazılı hale getirdi. İnanılmaz da büyük bir hukuk adamı. Bak onu atladık. Yani inanılmaz da büyük bir hukuk adamı. Dediğim gibi şer'i hukukla örf-i hukuku meclisledip yazılı hale getiren, o zamana kadar olan kanunları derleyen, toplayan, ortaya koyan bir adam. Devlet dediğimiz şey hukuktur zaten. Ve karşımıza bir hukuk devleti var. Yani o güne kadar sözle gidiyor. Sözle gidiyor diyor, artık bunlar yazılı olacak. O az önce bahsettiğimiz, yaptığımız bütün icraatlar da zaten hukukun gereği. Yani orada Osmanlı bir devlet ya. Osmanlı çok büyük bir devlet yani. Çok büyük bir devlet. Bizim bir hocamız öyle derdi. Yani Türklerin tarihte kurduğu devletlerin şahikası Osmanlı Devleti'dir. En büyüğüdür. Yani Osmanlı'da her şey bir kuralla yapılır. Yani bizim Türk filmlerinde oluyor. Hani vurun kellesi. Öyle kimsenin kellesi vuramazsınız. Hukuk var ortada. Paşa'nın kafası bozdu, vur kellesini. Öyle bir şey mümkün mü? Hayır yani vurur ama vurduğu bir tek şey kul taifesi ne olur? O da hukuk gereği. Devşirmelerden gelen, tabii o da hukuk gereği. Tabii devşirmelerden gelen. Mesela doğuştan Müslümansa yapamaz. Hukuk devreye girer. Yani orada bir hukuk var ve inanılmaz hukuk var. Ve o az önce saydığımız meseleler, işte Ortodoksların, Katoliklerin ya da ne bileyim Ermenilerin, Yahudilerin yaşamasına müsaade etmesi, dinini, dilini, aslında hukuk gereği. Yani bugün bazen bazı gazetelerde tartışmalar oluyor. Acaba dinde zorlama var mıdır, yok mudur? Ya bu tartışılacak bir konu değil. Bak demek ki yok. Ya bak yok yani, burada hukuk görüyorsun. Yok çağırıyor işte. Hocam İstanbul'un fethinden sonra diyor ki, şehri terk eden Rumlar, İtalya'ya gidenler hepsi buraya gelebilir. Doğu Roma tebaası gelebilir ve geldiklerinde şeyden de muaf olacaklar. Vergiden de muaf olacaklar. Kendi yerlerine yerleşebilirler diyor. Yani inanılmaz bir şey baktığınız zaman yani.
Kayseri'den Ermenileri, Bursa'dan Ermenileri getirtiyor. Ermenileri getiriyor. Yani tabii ki burası, şunun altını çizelim. Burası İslam, Türk İslam İmparatorluğu'nun başkenti. Buraya da mühür çakacak. Yeditepe'li şehrin her tepesine camiyi konduracak. Çünkü o boğazdan giren herhangi bir gemi İslam İmparatorluğu'nun başkentine geldiğini görecek. Sancağı selamlamadan geçmeyecek. Geçmeyecek. Burası diyecek ki Türk İslam İmparatorluğu'nun başkenti. Yetti mi? Yetmedi. Her mahalleye mescit, her mahalleye çeşme. İnsanları İslamlaştırmıyor ama şehri İslamlaştırıyor. Bu da anlayışın gereği. O şehir artık Türk İslam şehri. Hani mesela bugün neden çok şikayetçiyiz? Absürt bir şehirleşmemiz var. Yani öyle bir medeniyet tasavvuru var ki o medeniyet fiziksel ortama da yansıyor. Yani o Fatih Külliyesi'ni yapacak 1460'tan 1470'e kadar 7 yıl o Yeditepe'nin birine onu konduracak. Oradaki her mimari özelliğin bir sebebi var. Yani her şey bir stratejiyle yapılıyor. Öyle tesadüfen hiçbir şey yapılmıyor baktığınız zaman. Dolayısıyla mesela sizin az önce bahsettiğiniz İskan meselesi. Sadece tabii orada gayrimüslimler yok ya, eksik bilgi tabii, vermeyelim. Tabii. Müslümanların da inanılmaz. Hiç katmadık zaten. Tabii yani. Onu özellikle söylemedim. Yani, tabii. Hani insanların ilgisini çeken bu ya, bunları da getirdi. Tabii. Bunun dışında tabii ki bütün ahi teşkilatlarına emirler veriliyor. Dünya kadar göç var. Hatta belli bir süre, belli bir yerlerde oturanlara mülkler verildiği gibi Fatih Sultan Mehmet kendinden veriyor bunları. Kendi beşte bir hakkından veriyor. Fetih hakkından. Tabii. Oradan veriyor. Bir de şöyle bir şey var. Mesela yine onu kaynaklar yazıyor. Şehrin nüfusu diyorlar 20-30, 30-40 gibi rakamlar veriliyor. Yani net bir rakam bulamıyoruz hani fethedildiğinde. Ama 1478'lere doğru tahmini bir 70 bin, hatta 100 yılın sonuna doğru 100 bini geçtiği söyleniyor yani nüfusun. Burada da çok ciddi bir iskan politikası var mesela baktığınız zaman. Yani bugün bizim yapmaya çalıştığımız, modern dünyada zorlandığımız, bizim derken sadece Türkiye'den bahsetmiyorum, tüm dünyadan bahsediyorum. Mesela Avrupa'da bir mülteciler meselesiyle karşı karşıya. Nasıl iskan edeceksiniz, nereye yerleştireceksiniz? Düşünün ki bunu Fatih Sultan Mehmet o dönemin ulaşım ve iletişim şartlarında mükemmel bir şekilde yapmış. Yani sadece Müslüman nüfusu değil, gayrimüslim nüfusu da iskan etmiş. Ama şurayı da kaçırmayalım. İskan edilen nüfus, nitelikli nüfus. Tabii. Hiç nitelikli şey yok. Nüfus. Hocam bir de bir şeyi daha aslında sizinle konuşmak istiyorum. Şehir fethediliyor, Fatih Edirne'ye dönüyor. Aslında tam olarak 1453'te de hala başkent Edirne. Bugünkü İstanbul Üniversitesi'nin merkez kampüsünün olduğu, yani İktisat ve Hukuk Fakültesinin olduğu yere, eski saray dediğimiz saray 1454'te yapılıyor ve o tarihten sonra artık İstanbul başkent oluyor. Yani 1453'te İstanbul Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti değil. Kendi ilk etapta oraya yerleşiyor. Sonra dediğiniz gibi çizimlerini bizzat kendi yaparak yerini kendi belirliyor. En önemlisi o. Evet. Yani en hakim yer burası da deyip Topkapı'yı yapıyor. Topkapı, yani Topkapı hem İstanbul'a hakim hem de dediğimiz gibi o boğazdan gelecek her gemi görecek o ihtişamı. Ya o da mesela ilginç bir şeydir. İnanılmaz ihtişamlı, bir o kadar da mütevazı bir yapı. Yani inanılmaz ihtişamlı baktığınız zaman ama o kadar da mütevazı. Yani bir de eklemlenebilir. Yani dönemin şartlarına göre yapılmış. Fatih Sultan Mehmet dediğim gibi eskizlerini yapmış. Mimarbaşı çizimini yapmış. Fakat bugünün şartlarında bu bize yeter. Yarın yetmeyebilir, dolayısıyla eklemlenebilir yapmış. Bu da inanılmaz bir şey. Ya diyecek, belki bizim bazı dinleyicilerimiz diyecek ki hani ya basit bir şey gibi gözüküyor. Ya basit bir şey değil, basit bir şey. Biz bugün bunu başarabiliriz işte bugün. Biz üniversitede yeni bir bina yapıyoruz, önümüzdeki sınıf yetmiyor bize. Yani biz bunu bugün bile başaramıyoruz baktığınız zaman. Ama bakın o dönem siz imparatorluğun adeta karargahını kuruyorsunuz. Yani tüm imparatorluğu oradan yönetilecek. Bak dediğim gibi inanılmaz heybetli, inanılmaz mütevazı. Aynen bahsettiğim gibi kaftanlarında olduğu gibi. Yani o kaftanları çiziyor. Bir yandan bakın kültürü mimaride de görüyoruz, kültürü giyimde de görüyoruz. Yani o bizim Türk İslam kültürünü her yerde görüyoruz. Yani bugün muhtaç olduğumuz bir şey. Yani mimaride görebiliyor muyuz? Göremiyoruz. Giyimde görebiliyor muyuz? Göremiyoruz. Yani baktığımız zaman bir kaotik düzen dönemdeyiz. Ama oraya baktığınız zaman kaçık hiçbir şey yok. Şunun da altını çizelim. O nüfus oraya getirilip yerleştirilirken
az önce dedik ya nitelikli nüfus var. Mesela şöyle diyelim, bu bana teşvik gibi geliyor. İşte 1478'de Karadeniz'in kuzeyinde Kefe'yi fethediyor Fatih. 300 tane tüccar aileyi alıyor, İstanbul'a getiriyor. Nasıl getiriyor biliyor musunuz? Sürgünle getiriyor. Yani gelmek istiyor musunuz? Gelin, vergi bağışıklıkları sağlayalım, buraya yatırım yapın. Gelmiyor musunuz? O zaman zorla getiririm. Neden? Buranın dünyanın ticaret, bakın az önce dedik, finans merkezi yaptı, kültürün merkezi yaptı, ilmin merkezi yaptı, hukukun merkezi yaptı. Aslında Fatih İstanbul'a iyilik yaptı. Hani din o merkezi de yaptı hocam, ha, bir özellik. Bu çok çok önemli bir özellik. Yani şu an mesela dinlerin merkezi değil mi? Az önce saydınız ya, siz dediniz Ortodokslar, Ermeniler dediniz. Hepsinin patrikliğini vermiş. Hepsinin patrikliği, dinlerin merkezi ya. Yani burası. Tepenizde de ben varım diyor. E tabi. Türk'ün kılıcı. Tepede Türk olacak. Şimdi burayı da kaçırmamak lazım. Hani böyle söylerken sanki biraz şey gibi söylüyoruz. Ya, çok, tepede Türk var. Tepede. Türk'ün adalet kılıcı. Adalet kılıcı var. Yani zaten Türk'ün adalet kılıcı olduğu için bütün bu unsurlar, bütün bu yapılar bir araya gelebiliyor. Bir araya gelebiliyor ve bir arada durabiliyor çatışmadan yani. Ve nitekim işte bakın, o emperyal güçler 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra bütün dünyaya hakim olana kadar bu düzenle devam ediyor. Hani 50 tane patrik çıkıyor hocam. Moskova ayrı, Romeni ayrı, Bulgar ayrı, Sırp ayrı. Tabii bu zaten hani şunu görüyoruz. Bu Ermenilerin işte 19. yüzyılda işte Fransızların, İngilizlerin ya da işte ne bileyim Amerikalıların, Rusların gelip bu coğrafyada faaliyet göstermeleri, bir kısmı Katolik oluyor, bir kısmı işte biliyorsunuz. Bunlar Gregorian diyor. Ne oldu yani size? Protestan oluyorlar hocam. Protestan oluyorlar. Ya Ermenilerin protestanı mı olur? Zaten bundan acayip şikayetçi Ermeniler. Acayip şikayetçiler yani. Padişah'a gidiyorlar, diyorlar ki bu durumu bir düzelt falan, yani yapacak bir şey yok. Padişah diyor ki sonuçta bunlar var, bunların hepsine bir kilise kuracağız falan. Baktığınız zaman aslında Fatih bunlara iyilik yapmış, bir kaotik bir ortama giriyor Ermeniler. Tabii hocam, şunu da ekleyelim, belki yanlış anlaşılır. Hani ben demin dedim ki Ermeninin protestanı mı olur? Şimdi Gregorian olarak bunlar, hani biz birbirimizi anlayabiliyoruz ama belki bazı izleyicilerimiz anlayabilir. Gregorian olarak kendini tarihsel şekilde sınıflandıran Ermeni toplumunun protestan olması mümkün değil. Değil. Yani bu bir de biliyorsunuz en batılılar zaten Ermenilere biraz da o yüzden sempatiyle bakar. En orijinal mezhep olarak kabul edebilir. Ne Katolikliği kabul ederler, ne Protestanlığı tabii kabul eder. Aslında, onlar ayrıdır, Gregorian'dır. Gregorian'dır, orijinaldir. Onların tarafından da iyi bir şeydir bu zaten. Tabii. Onların tarafından da iyi bir şey. Zaten şikayetçiler mesela baktığınız zaman aslında bugün hani şöyle bir şey var, geçen hani Macaristan'da bir parti lideri açıkladı, affedersiniz bir tarihçi açıkladı, biz bugün varlığımızı devam ettiriyorsak bunu hani Türklere borçluyuz dedi. Şimdi aslında Ermeniler için de aynısı geçerli, bunu tüm samimiyetimle söylüyorum, yani bunu bir akademisyen kimliğimle söylüyorum, doçent kimliğimle, yani bunu bir şovenist söylemle ya da bir Türk milliyetçisi söylemiyle söylemiyorum, aksine akademik söylemle söylüyorum ki kendilerinin de yazdığı kitaplarda vardır bu yani. Aslında. En büyük zulmü yapan Doğu Roma'dır bunları hocam. Doğu Roma'dır tabii yani kendileri de onu bulmuş zaten kitap. Ne yazıyorlar? Ne zaman ki buraya Türkler geldi biz diyorlar huzura erdik diyorlar. Urfalı Matheus'un yazdıkları. E tabi ortada duruyor hala, açıp bakılsın yani. E şimdi dolayısıyla baktığınız zaman oradaki şeye, yani Fatih'e baktığınız zaman bakıyorsunuz aslında bu bahsettiğimiz unsurların hepsine iyilik yapmış. Bugüne kadar yaşıyorlarsa, kültürlerini ve dinlerini devam ettiriyorlarsa bunu Fatih Sultan Mehmet Han sayesindedir. Dolayısıyla şimdi ne dedik? Hukukçu dedik. O kadar çok özelliği var ki yetişemiyoruz yani. İyi bir hukukçu dedik, iyi bir ekonomist dedik. Ya şu biraz ekonomiden bahsedeyim hazır yeri gelmişken. Az önce dedik yani Kefe'den 300 tane tüccar aileyi sürgünle gönderdi. Zorla getirdi. Anadolu'dan bugün işte birçok şehir baktığınız zaman İstanbul'daki birçok semt şu 1950'lerden sonra başlayan göç halkasını saymazsak aslında Anadolu'dan getirilmiş aileler yerleştirilmiş oraya. Hepsi ayrı bir şehirden getirip yerleştirilmiş. Sebep ne? Ekonomi kitaplarını açıyorsunuz. Ekonominin ilk şartı, bir yerde ekonomi gelişecekse ilk şartı nüfustur. Bugün iktisatta kural zaten bu. Nüfus, yoğun nüfus olmayan yerlerde gelişmiş bir ekonomi olmuyor. Ülkemize bakalım, işte Marmara Havzası en gelişmiş ekonomiye sahip. Neden? Çünkü en yoğun nüfus bu havzada yaşıyor, Marmara Havzası'nda. Dolayısıyla aslında oradaki nüfusun arttırılmasının en temel sebebi ekonomik sebep. Siz burayı eğer uluslararası bir ticaret merkezi yapacaksanız bunun yolu nüfusu arttırmanızdan geçiyor. Ama az önce de dedik, nasıl nüfus? Nitelikli nüfus. Tüccar aileler, zanaatkar aileler, Müslüm de olabilir, gayrimüslim de. Onlar İstanbul'a yerleştirildi. Az önce dediğimiz gibi dünyanın yaşayan en büyük o dönemki finansçısı diyelim, İstanbul'a transfer edildi. Dünyanın o peki şöyle bir soru gelebilir. Niye adam geliyor? Adam çünkü dünyanın en kudretli hükümdarının güvencesi altına giriyor.
Yani finanstaki en büyük sorun günümüzde de verdiğiniz parayı tahsil edememe ihtimali. Bunu kim tahsil edecek? Şimdi siz eğer Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin eteği altındasaysanız büyük bir güvence altındasınız. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri onu niye getiriyor? Şimdi sermaye olması lazım ki girişimci, tüccar onunla buluşsun. Çok önemli bir iş yapıyor yani baktığınız zaman. Şimdi tabii orada başka sorular gelebilir. Hatta oraya çok girmeyelim o fıkıhçıların işi. Ya bu işte hani finans, minans, faiz falan. O da ayrı bir konu. Tartışmaya açık. Tam da onların işi değil mi hocam onlar? İş onlara kalırsa yandık yani. Ama orada şunu görüyoruz. Orada bir Şeyhülislam var. Orada bir Türk İslam İmparatoru var. Fıkha aykırı bir iş yapmıyor. Fıkhın içinde bunu gerçekleştiriyor. Onun da altını çizerim. Yani buradan da şöyle bir sonuç çıkarmasınlar. Ya fıkhın dışına mı çıkmış? Çıkmamış. Fıkhın içinde onu gerçekleştirmiş. Dedik hocam örfi ve şerri hukuku birleştirmiş. Ama benim kendi bakış açım hocam. Ben de bir akademisyen olarak diyorum ki kesinlikle örfi hukuk onun için değişilmez kural olmuş. Evet. Yani, ama malumunuz iki balyoz varsa elinde o Türklük balyozu hakikaten ama bunu söylerken şimdi insanlar bazen bazı kesimlerde diyor ki ya inanç noktasında işte bazıları niye Hazreti diyorsunuz? Şimdi övgüye mazhar olmuş, onu bırakalım. Ordunun manevi gücünü arttıran 2-3 gün önce bulunan Eyüp Sultan Hazretlerinin naaşı var. Arkasında Akşemseddin gibi bir zat var. Yani ya komple bir devlet adamından bahsediyoruz. Hocam çok zor. Hani bir yanını ayrı alıp bir yanını ayrı değerlendiremiyoruz ki. Evet. Hepsini uygun böyle elindeki adalet kılıcıyla hepsini uygun yönetmiş. Yani evet şimdi tabii şunu da söyleyelim. Şimdi orada bir şer'i hukukun yanında örfü hukuk var ama örfü hukuk da şer'i hukuka muhalefet etmiyor. Şer'i hukukun sükut ettiği yerlerde örfü hukuk devreye giriyor ve gereğini yapıyor. Şimdi mesela siz az önce vakıf meselesi dediniz. Oradan istiyorsanız bir somutlaştıralım. Şu hocam dışarıdan yoldan hatta izleyen hocalarımız var. Kıymetli hocam Profesör Doktor Selahattin Afşaroğlu çok selamlarını iletiyor. Hocama da selam olsun. Dışarıdan telefondan izliyor sayın hocalarımız. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bizi de mutlu ediyorlar, değer atfediyorlar. Biz de hürmetlerimizi, selamlarımızı iletiyoruz hocalarımıza. Şimdi o vakıf meselesi de esasında vakıf basittir. Yani biraz çok hafif bize hocalarımız dinlemiyor. Dinleyicilerimiz var. Onlar anlaması mahiyetinde söylüyorum. Vakıf hayır amacıyla kurulur. Sadaka-i cariye cinsindendir. Bir vakıf kurarsınız. Mal varlığınızı bırakırsınız. İşte han, hamam, köprü, tarla neyse. Oradan gelir de işte vakfın nizamnamesi neyse atıyorum camiler için kullanılabilir. Köprüler için kullanılabilir. Beşik yapımında kullanılabilir. Evlenecek kızlara çeyiz için kullanılabilir. O kadar geniş alanı var ki beşikten mezara kadar biz vakıf medeniyeti diyoruz. Şimdi vakıf budur. Bunda bir ihtilaf var mı? Çok güzel bir şey. Çünkü ölürsünüz. Öldüğünüz için artık günah işleyemezsiniz. Ama vakıf bıraktıysanız arkasından sevabı gelir. Acayip avantajlı bir şey ahiret için. Yani. Sürekli geliyor. Çünkü artık günah işleyemiyorsunuz. Ama bugünkü vakıflar için onu söyleyemem hocam. Valla tabii. Bu yani üniversite kuruyorsunuz, bir şey yapıyorsunuz ya da başka türlü bir şey yapıyorsunuz. Aynı işte kulların Fatih Sultan Mehmet döneminden sonra devlet sistemine giren kulların kendi canları tehlikeye girdiğinde malları tehlikeye girmesin diye tercih ettikleri bir sistem olarak da. Balyozu vurur Fatih bugün olsa bugünkü vakıflara da vuruyor. Tabii. Yani bu amaçla kuruluyor vakıflar ama şöyle bir şey var. Şimdi Osmanlı'da müsaade usulü var. Konu konuyu açıyor. Müsaade şudur. Devlet malınıza istediği zaman el koyabilir. Zaten biliyorsunuz devlet üst düzey devlet memurlarına yani yüksek bürokratlara bugünkü tabirle vezirlere, sadrazamlara vesaire maaş vermez. Kaydı hayat şartıyla onlara bir yerin geliri tahsil edilir. Öldüğümde geri alınır. Şimdi bürokratların bir kısmı mallarını nesillerden nesillere aktarabilmek için bu işe başvuruyorlar. Vakıf kuruyorlar. Kendilerine kaydı hayat şartıyla verilen o gelir getiren mukataları oraya aktarıyorlar. Oraya aktarınca ne oluyor? Vakfın mütevelli heyetinde kendi neslinden, çocuklarından seçiyor. Bugün dahi maaş alanlar var. Yani bugün o vakıflardan maaş alanlar var. Ben somutlaştırayım. Çanakkale'nin bir köyünde otururken köylüler dedi ki Sokullu'nun torunları geliyor. Geldiler oturduk hala daha maaş alıyorlar. Sokullu'nun torunları bugün vakıftan maaş alıyorlar. Dinliyorlarsa bizi mesaj atabilirler. Bunun gibi çok var. Yani Sokullu böyle bir uyanıklık yapmış. Mal varlıklarını vakfa bağışlamış. Ama gün geliyor ki şimdi Osmanlı bir tarım toplumu. Ve en önemli gelir kaynağı
tabii ki tarımdan aldığı vergi. Şimdi siz böyle yapınca... Tımar sistemi yani. Tımar sistemini felç ediyorsunuz. Yani devletin kuruluş sürecinde, yükselme döneminde en önemli şeyidir, sistemidir tımar sistemi. İdari, mali, askeri bir sistem. Felç ettiniz. Malikaneye döndün hepten. Evet, yani devleti büyük bir gelirden elde ettiniz. Şimdi bunu neye göre yapıyorsunuz? Şer'i hukuka göre yapıyorsunuz. Ama gerçekten şer'i hukuka göre o hayır amacıyla kurulur, ama hayırdan çıkarıyorsunuz. Siz onu ahirette kazanmak için değil, malları devletten kaçırıp nesillerinize aktarmak için. O zaman Fatih örfü hukuka dayanarak sizin dediğiniz gibi balyozu koyar alır onları. İşte tam olarak yaptığı bu. Şer'i hukuka sığınıyorsanız onun karşısında bir de örfü hukuk var. Örfü hukuk şer'i hukuka muhalif bir hukuk değildir. Onun sükut ettiği yerde devreye girer. Hiçbirbiriyle çatışmaz. Evet, asla. Yani burada bir kavga yok. Onun istismar edildiği yerde devreye girer. Yani burada bir istismar var. Şer'i hukuka sığınarak yapılan bir istismar var. Fatih Sultan Mehmet Han da örfü hukuka dayanarak, zaten iki padişah var bunun. Birincisi Fatih Sultan Mehmet, ikincisi de 2. Mahmut. O da inanılmaz bir şekilde vakıf mallarına el koyacak. Şöyle bir istatistik vereyim ben. 18. yüzyılın sonunda, 19. yüzyılın başında gayri safi milli hasılanın sanırım %3'ü vergi olarak devlet bütçesine giriyor. 1900, yani Birinci Dünya Savaşı'na başlarken %14'ü giriyor. O merkezleşmenin sayesinde, 2. Mahmut'un yaptığı reformlar sayesinde. O aradaki %11 işte böyle gidiyor. Hep kaçak. Kaçak. Zaten artık savaşlar bitmiş, senin seferlerden aldığın gelirler sıfır. Mecburen halka dönüyorsun, avarızları koyuyorsun ama kim ödüyor avarızı? Gariban halk ödüyor, onların sırtındaki yük artıyor. O da tımar sistemini bozuyor. Bu sefer tımarlı sipahi vergi alamayınca o da toprağı terk ediyor yani. Çünkü devlete o avarız da çok daha fazla, biliyorsunuz bir de avarızın siz daha iyi bilirsiniz, miktarı önceden belirlenmemiş. İstediğin kadar alabildiğin bir peşin vergi. Dolayısıyla orada Fatih'in yaptığı çok önemli bir iştir. Ve dediğimiz gibi aslında şer'i hukuku ihlal etmemiştir. Örfü hukuka dayanarak şer'i hukukun istismar alanını kapatmıştır. İstismar edilme alanını kapatmıştır. Onu böyle açıklayalım. Yani diye. Hocam başka bir şey. Gerçi hani reklamlardan sonra da onu soracağım ama sevgili Hamza Kılıç hocam Osmaniye'den çok selam olsun. Hakkaniyet çemberinden de bahsetseniz iyi olur diyor. Hamza hocam, hakkaniyet çemberinden neyi kastettiğini ben anlayamadım ama o çok geniş bir şey olmuş hocam söyledi de. Biraz daha hani küçültüp sorarsam belki sohbeti değerlendirebiliriz ama vallahi anlamadım hocam sorunun mahiyetini. Hakkaniyet noktasında Fatih Sultan Mehmet Han hakikaten bu noktada özel bir adam olduğunu söylemek lazım. Sıhhı sahanı konuştuk. İşte bir ileri bir geri gidiyoruz ama hocam aslında sohbet bizim programımızın da özelliği bu. Bir gidiyoruz bir geliyoruz. Şimdi mesela 1461'e de gideceğiz. Ve 1461'de özellikle öyle bir padişahtan bahsediyoruz ki hocam. Size Çuvaşça dedim ya. Dönüyor biliyorsunuz Akkoyunlu Uzun Hasan'la konuşmaları var. Annesini gönderiyor Uzun Hasan ve ana diyor. Türklüğe karşı böyle de bir şeyi var. Saygısı, sevgisi var. Trabzon Rum İmparatorluğu'nun fethedilmemesi için başka bir Türk devleti olan Akkoyunluların sultanı, ki çok hatta Şah İsmail'in de dedesidir. Dedesidir yani. Kendi annesini gönderiyor ve anne deyip baş tacı ediyor. Yani o az önce ifade etti kendini, özellikle zaten ben onu bilinçli kullanıyorum. Yani Türk İslam devleti adamı, Türk İslam imparatoru. Yani Türk geleneğinden, annesinden kopmamış. Az önce siz de ifade ettiniz ya, yeğenin adını Oğuz koyuyor mesela baktığınız zaman. İşte o dediğimiz gibi yani oradaki hani akılcı Maturidi anlayışı da söyledik ya, yani o Maturidi anlayışın yetiştirdiği önemli bir devlet adamı. Zaten bence zaten 16. yüzyılın sonunda katılan hocalarımız olabilir, olmayabilir. Çöküşün ana sebebi zaten bu Maturidi'den Eşari'ye geçiştir. Yani o Türk'ün... Ya Yavuz Sultan Selim'in işte Kahire'den alıp bunları getirip Eşari'ye ulemayı başımıza bela etmesi de ki diyebiliriz. Ki bugün de akademide var. Bak, samimiyetle söylüyorum aynı usul. Hocam kısa bir aramız var. Bir reklama gidelim. Bir saati çok sıkı geçirdik sohbet esnasıyla. Efendim, kısa bir aramız var. Aradan sonra Sayın Hocam'la işte bu Eşari ulema,
Maturidi meselesine de değinip sonra da Akkoyunlu meselesine devam edeceğiz. Efendim, ekranını yeni açanlar için tekrar hatırlatmakta fayda var. Kıymetli hocam, doçent doktor Kurtuluş Demirkol ile beraber Fatih ve Fetih meselesini konuşuyoruz. Aslında tamamen hocamla biz Fatih ve Ufku'nu konuşmaya başladık. Aslında çok da önemlisi bu, en önemlisi bence bu. Çünkü evet, biliyoruz 29 Mayıs 1453'te girildi. Evet, şu silahlar vardı ama bu Maraşal'in, bu insanın nasıl kişisel özellikleri vardı? Nasıl bir ufka sahipti? Sayın hocamla bunu konuşuyoruz. Şimdi sayın hocam, aslında ben size Uzun Hasan'ın, Akkoyunlu Uzun Hasan'ın annesini göndermesinden bahsetmiştim. Özellikle Trabzon'un fethine tam da o ara işte Eşari ve Maturidi ulema meselesine girmiştik. Buradan devam edelim, evet, isterseniz. Şimdi şöyle, Fatih'in şöyle bir özelliği var. Tüm saltanatı boyunca 308 cami ve mescit yaptırmış. 57 tane de mektep ve medrese. Şimdi cami ve mescidi niye söyledim? Ona yetişen var mı hocam? Yok. Yok. Çünkü İşin ilginci de bu, değil mi? Bu. Çünkü bunların hepsi eğitim kurumu. Yani cami ve mescit, az önce ifade ettiğimiz gibi, yani normal zamanlarda ibadet yapılıyor ama beş vakit namazın dışında, yani şimdi günümüzde camilerde sadece namaz kılınıyor. Öyle değil. Az önce de ifade ettik. Bunlar eğitim kurumları. Dolayısıyla 308 artı 57 düşünürsek 363 tane eğitim kurumu açmış. Mesela işte bu az önce bahsettiğimiz Ayasofya'ydı, Manastır, Zeyrek Medresesi. Bunlar tartışılıyor. Kimisi bunlara diyorlar ki ya üniversite olabilir, olmayabilir. Ama bir tanesi var ki Fatih Medresesi. Bu tartışılmıyor. Sıhhı Sahan. Evet. Sıhhı Sahan. Bu diyorlar ki üniversite net. Yani bunda hiçbir problem yok, sorun yok. Tüm tarihçiler bunun üzerinde hemfikir olmuşlar. İstanbul Üniversitesi'nin de tarihi oraya dayanıyor. Tabii yani şimdi mesela şöyle bir Harvard'dan, Oxford'dan bahsediyorlar. 300 yıllık, 400 yıllık. İşte alın size, çok önemli bir eğitim kurumu. Kaç yüzyıllık olduğunu görün. İşte sanırım 1463'te inşaatına başlanıyor. 1470'te bitiyor diye hatırlıyorum ama. Yani 1470'ten bu yana hizmet etmesi gereken bir eğitim kurumu arada ne oluyor? O yüzden aslında biraz da o Eşari Maturidi'ye girdik. Aslında bu o dönemki Türklerin İslam anlayışının ortaya çıkardığı bir eğitim kurumu ve o dönem dünyanın en yüksek eğitim kurumu. İlginç, sadece dini ilimler yok, pozitif ilimler var. Şimdi Fatih'i biraz da buradan yorumlarsak, şimdi Fatih kimsenin önünde ayağa kalkmaz. Hiç kimsenin. Sadece ilim adamlarının önünde ayağa kalkar. Saraya ilk defa protokol kurallarını getiren padişah. Şimdi siz Fatih'le yemek yemezsiniz. Herkes yemez. Doğrusu da budur. Birisiyle yemek yiyorsa o çok önemli birisidir. Ona çok büyük önem atfetmiştir. Ama bir grup var ki onlarla yemek yer. Onlar da ilim insanları. Sadece onlarla yemek ver ve sadece onların önünde ayağa kalkar. Bu onun ilme verdiği önemin en önemli göstergesi. Belki de başarısının en önemli sırrı bu. İlme verdiği önem, ilim insanlarına verdiği önem. Peki nasıl bir ilim? Yani neden o 1470'te açılan inanılmaz bir kurum? Yani bir biz bugün kampüs diyoruz ama bir külliye o. Yani kampüs yanlış bir kelime, külliye. Cami var, cami eğitim kurumu. Ayrıca Sıhhı Sahan medreseleri var. Tetinme var. Yani hazırlık gibi. Bugünkü koleje. Ya hamamından çarşısına, bedestenine kadar her şey var hocam. Ya aynen öyle. Hamamı var, bedesteni var. İşte büyük bir arazisi, yani yerleşkenin büyük bir arazisi var. Orada öğrenciler geziyor, dolaşıyor. Öğrencilere günlükte iki akçe burs veriliyor. Profesörler bugünkü tabirle var. Müderrisler var. Müderrislerin bugünkü tabirle asistanları var. Yani aslında tam bir üniversite kurulmuş. Bir de şöyle, yani mesela bilimin milliyetçiliği de olmaz. Türktür ama Ali Kuşçu'yu transfer etti Türkistan'dan. Rivayete göre, işte farklı rivayetler var. Konakladığı yere göre de 1000 akçe kendisine transfer ücreti verilmiş. Dünyanın en önemli matematik ve astronom
bilim insanı da. Öyle ya da böyle getirmiş. Getirilmiş, üniversitenin başına bugünkü tabirle rektör yapılmış. Tek bir şey, ya dedik ya aslında tarih projeksiyon tutar. Tek bir kritere alınmış orada, ilim insanı olması. Dünyanın en önemli insanı İstanbul Üniversitesi'nin bugünkü tabirle başına rektör olarak getirilmiş, transfer edilmiş, çok da yüksek bir transfer ücreti ödenmiş. Burası çok önemli yani. İlk rektör Ali Kuşçu diyebilir miyiz hocam? Diyebiliriz. Bence çok net diyebiliriz. Net. Yani çünkü o dönemin en önemli yüksek öğrenim kurumu. Sadece Türkiye'nin değil, Osmanlı'nın değil, dünyanın en önemli yüksek öğrenim kurumu ve ilk rektörü de Ali Kuşçu'dur. Alın size 1470'ten buraya gelen bir üniversite. Ha niye gelmiyor? İşte orada da az önce sizin o parmak bastığınız yer. Maturidi ekolüyle Eşari ekolünün yer değiştirmesi. Şimdi bu Maturidi İslam anlayışı nereye taşımış, o akılcı İslam anlayışı, Türk'ün İslam'ı yorumlaması nereye taşımış medeniyeti? En yüksek noktaya taşımış. Yani siz 16. yüzyılda dünyanın en büyük devleti olmuşsunuz. Her anlamda, iktisadi anlamda, ilim anlamında, siyasi anlamda, siyasi anlamda, diplomasi anlamında, aklınıza ne gelirse en yüksek medeniyeti inşa etmeyi başarmışsınız. Demişsiniz ki ilimle din ikiz kardeştir, ilim bir kuştur, iki kanadı vardır, birinde pozitif ilimler vardır, birinde dini ilimler vardır. Her şey Kur'an-ı Kerim'de gizlidir. Maturidi ekolüne göre biz bunu bulup çıkarmakla mükellefiz. O zaman çalışacağız. Çalışmışsınız işte İstanbul'u fethederken de işte o havan toplarını icat etmiş Fatih Sultan Mehmet. Şahi isimli topların çizimine katkıda asılmış. İşte orada Urban var, Macar Urban, ama iki tane de önemli isim var. Saruca Sekban'la Muhsittin Efendi var. Bunlar önemli mühendisler. Üçü de top yapmış. Yani sadece Macar Urban yapmamış. Biraz biz Macar Urban'ın nedense aklımıza Macar ön plana Urban çıkartıyoruz değil mi? Ya sanki bir yani, yabancı aşkı böyle var ya hocam. Ya bizde inanılmaz var. Şimdi bu Mimar Sinan dünyanın en büyük mimarı, Coroşke devşirmedir, Ermeni kökendir. Mümkün değil böyle bir şey olması ya akademik olarak ya. Bir kere Ermeniler Grogoryan'dır. Grogoryanlardan devşirme olmaz. Bu adam Kayserili, oradan yok. Tarih boyunca yok ya Ermenilerden. Ya adamı zorla işte, neden? Bu kadar büyükse, bu kadar önemliyse o zaman Türk değildir. Ya inanılmaz bir aşağılık kompleksi var. Yani yabancıların bizden daha objektif değerlendiriyorlar bu konuyu. Çok ilginçtir yani. Şimdi aynı şey burada da var yani. Ya bu nedir yani, baktığınız zaman en güzelini, en büyüğünü yapmışsın. Yani bir Mimar Sinan bugün tamam diyorlar, bunun üstüne yok. Zirve bu. Adam öz be öz Türk, ya devşirme olabilir mi? Anladım. Kayseri'den niye devşiresin ki? Yani nereden devşiriyorsun? Ona baktığımızda o da önemli. Bir de hocam devşirme derken bunu da insanlar yanlış anlıyor. O günün şartlarında devşirme demek özellikle Balkan coğrafyasında yaşayan aileler kendi çocuklarını özellikle veriyor ki Enderun'da tabii. yetişsin de devlet adamı olsun diye. Bunların çok uzun bir süre bunlar neredeyse bütün devleti yönettiler. Bütün vezirler, sadrazamlar hep buradan çıktı yani. Esas olan devlettir, devletin sistemidir. Bu bir Türk devletidir, yönetici unsuru Türklerdir. Türklerin kurduğu bir sistem vardır. Sizin de buyurduğunuz gibi Balkanlara giderler. Orada seçmeler yapılır. 40 haneden sadece bir tane alınır. 40 haneden sadece bir tane. Bütün aileler çocuklarını vermek için yarışır. Niye yarışır? Çünkü o çocuk ömür boyu kalsa çiftçi olacak. Başka bir şey olmaz. Sokullu. Tabii. İbrahim Paşa. Şimdi ne oldu? Dünya tarihine, bugün burada konuşuyoruz. İmza atmış adamlar oldular. Bu adam, çocuk oradan başlar. Padişah olamaz. Çok özel seçilmiş çocukları zaten anlamışlar, alıp ve Enderun'dan, yani en önemli üniversiteden, milli savunma mı desek hocam bugün şartlarında, yani oradan geçip devlet yönetiminde en önemli görevlere gelmişler. Ve hakikaten de görevlerini çok iyi şekilde ifa etmişler yani. Ve köklerinden de kopmamışlar, ilginçtir. Sefere giderken ordunun yönünü değiştirip köyüne uğrayan mesela generaller hocam, var. Hocam Sakullu'nun kardeşi, İbrahim Paşa'nın kardeşi, bunlar Hristiyan olarak yaşayanlar var ailede. Köylerine cami yaptırıyorlar, bir de kilise yaptırıyorlar aileleri için. Yani ailelerinden bağları da kopmuş. Ya, yani az önce de ifade Türk şey, İslam medeniyeti çok başka. Hocam Türk olmak çok özel bir şey ya. Özel bir şey, gerçekten özel bir şey. Yani bu sistemi daha önce de kullananlar olmuş ama kimse bu mükemmel hale getirememiş böyle. Yani bu kadar, yani aslında o aldığınız insanlar %100 Türkleşiyorlar, %100 sizden olurlar. E niye böyle bir şey yapıyorlar? Şimdi aklımıza şu soru gelir. Ya koskoca Anadolu var, o kadar Türk var. Buradan olmuyor mu? Ya olur, oradan da olur ama
oradan olursa onların hepsinin bir mahalli gücü var bulunduğu bölgede. O mahalli güçler olduktan zamanla... Olduktan sonrasını gördük zaten. Gördük işte ne yaptılar? Ayanlar ortaya çıktılar. Devletin merkez otoritesine ortak aldılar. Devletin bölünüp parçalanmasının en önemli sebeplerinden biridir yani bunlar. Yoksa Türkler belki de daha da kabiliyetli. Ama bu sefer merkezi otorite tehdit ediyor. Bu çocukların kökeni yok devşirmelerin. Devşirmelerin tüm varlığı devletin varlığına bağlı. Devlet yaşarsa bunlar yaşar, devlet giderse bunlar gider. Ama Anadolu'daki Türkler öyle düşünmüyor. Onların bir kökeni var, bir sülaleleri var. 100 bin kişilik, 200 bin kişilik bugün yaşayan sülaleler var. Onların kökenleri var. Dolayısıyla siz Anadolu'dan birini getirdiğiniz zaman ki bu daha sonra olacak bol miktarda. Ne olacak? Bu sefer mahalli güçler çok güçlü bir şekilde olacak. İşte 3. Selim'in, 2. Mahmut'un başına gelenleri. Oradan Alemdar Mustafa Paşa kalkıyor, ayanlar geliyor. Osmanlı Paşa'nı indiriyor, yenisini çıkarıyor. Öteki geliyor, ötekini indiriyor. Şimdi ayanların yani mahalli güçlerin devleti olmuşsunuz artık. Yani Mehmet Ali Paşa neredeyse 2. Mahmut'u indirip tahta oturacaktı yani. Baktığınız ya zaman. Eğer hocam Bizans sistemi ya da Doğu Roma sistemi olmuş olsa böyle olurdu. Bunlar Türk otoritesinden korktukları için yani Türk milletinin devletle beraber o dönem için söylüyorum hanedana bağlılığından korktukları için yapamıyorlar. Yoksa daha önce yapacak olanlar da var. Var doğru. Çünkü hanedan giderse devlet gider gibi bir durum var. Çünkü Osmanlı devleti adı üzerinde hanedanın devleti. Dolayısıyla ama hiç kendine şunu da netleştirelim değil mi hocam? Hiç kendini Osmanlı demiyor. Devleti Aliye diyor. Devleti Aliye diyor. Eyvallah tabii. Devleti Aliye. Bugün de devleti Aliye, o gün de devleti Aliye. Hayır bu Bizans meselesi de onu da size bir sorayım. Ya hocam Bizans Bizans diyorlar. Ya nereden Bizans? Devlet hiçbir zaman kendine Bizans dememiş ki. Devlet Doğu Roma İmparatorluğu. Ya bu da sanki işte bence aynı mantığa, az önceki mantık var ya, siz koskoca Doğu Roma İmparatorluğu'na son vermişsiniz. Şimdi Doğu Roma böyle bir heybetli. Kendine zaman yakıştıramıyorlar. Yani Bizans. Yani Bizans daha böyle ufak kalıyor ya. Bizans değil bu, Doğu Roma İmparatorluğu ya. Koskoca Doğu Roma. Tarihteki en büyük imparatorluk Roma İmparatorluğu'dur. O ikiye bölünmüş, Batı, Doğu. Siz de Doğu'ya son vermişsiniz. Bir de Doğu'da değil hocam. Konstantin'le beraber direkt Roma İmparatoru bunlar. Septimus Severus ve işte Konstantinus İstanbul'u kuran adam tek Roma İmparatoru. Doğru. Yani öyle bakarsanız esasında imparatorluğun merkezi burası yani. Taşımış zaman zaten. Yani New Roma demiş yani. Yeni Roma demiş. Yeni Roma aynen. Yani bu dolayısıyla Bizans demek de çok doğru bir söylem değil. Biz bu hatayı yapıyoruz. Aslında bu bir hata. Osmanlı'da da gerçi ya hep hocam yani Avrupalıların yönlendirmesi bunlar 1800'lerde çıkmış. Şunun için de söylemek istiyorum. Mesela Karahanlılar Devleti ile ilgili biz konuşurken Profesör Doktor Ömer Soner Umkan Hoca da hep şeyi söylemişti. Ya devlet hiçbir zaman kendine bu ismi kullanmadı. Devletin esas adı Türk Hakanlığı'ydı ve bir Rus çıktı 1870'lerde Karahanlı dedi sadece lakaplarından dolayı. Hı. Devletin adı Karahanlı oldu. Bugün mesela Azerbaycan Türklerine maalesef Azeri diyorlar mesela, olacak iş değil yani. Koskoca bir o akılla tutuk yani tabii yani, edilebilecek yani, bir şey. Akıl, ya bu Oğuz soyuz hocam yani bizden hiçbir farkları yok ki. Tabii birebir Türk yani öz ve öz Türk. Azeri nedir yani bu mesela bunun gibi birçok ya işte bunların tabii literatürde de değişmesi lazım. Halk arasında da değişmesi lazım. 19. yüzyılda onlara da aşılamışlar ama hocam. Tabii. Yani o yani özellikle Ruslar onlara da aşılamış sen böylesin diye. Hala gittiğinde ben Azeriyim diye ortaya çıkan var. Yani Azeri diye bir millet yok. Hadi onlar bize en yakın olanlar, onlar anladılar artık neyin ne olduğunu. Şimdi Özbek ben Özbek'im diyor. Kazak ben Kazak'ım diyor. Kırgız ben Kırgız'ım diyor. Ya iyi de seni birleştirici unsur ne? Evet. Sen bir boy adısın. Irkın ne? Baktığınız zaman ya ırk Türk. Ya maalesef böyle bir durum var. Yani koskoca bir Türk dünyası var ortada. Dediğimiz gibi yani orada mesela şeyin Atatürk'ün bir şeyi çok hoşuma gider yani. Hani o öngörülü olmak dedik ya. Hani 1920'lerde söylediği bir söz var. Bugün diyor Sovyetler Birliği'nin egemenliği altında bizim de ırkı bir, dini bir, dini bir kardeşlerimiz vardır. Gün gelecek, bugün Sovyetler Birliği dostumuzdur, müttefikimizdir. Ama gün gelecek Sovyetler Birliği dağılacaktır. Müthiş bir öngörü ya, yani acayip bir şey. Yani 91'i görüyorsunuz yani 1920'lerden, 30'lardan 91'i görüyorsunuz. O günlere hazırlıklı olmak lazımdır diyor. Hazırlıklı olmak demek ne demektir diyor. Oturup beklemek demek değildir, çalışmaktır. Alfa ve Birliği, işbirliği böyle söylevi devam ediyor. Bugün kendisini Atatürkçü olarak nitelendirenlere biz bunu söylediğimiz zaman bizi başka bir şeyle suçluyorlar. Bu suçlu olmak değildir. Bu
Atatürk'ün bıraktığı bir mirastır. Hocam bugün bana kalkıp gelse bunları ne hale koyar Allah bilir yani. Tabii yani böyle bir yani mesela. Vallahi İstiklal Mahkemelerinde yargılar. Kesinlikle bak net konuşuyorum çünkü gafletten öteye geçmişler baktığınız zaman. Bakın Atatürk'ün bıraktığı miras yani. Fatih de öyle. Yani baktığınız zaman o çok güzel dediniz. Aslında Türklüğünün bilincinde baktığınız zaman. Zaten Türk gibi davranıyor. Yani. Hocam Çuvaşça dedim siz de bakın çok özel Çuvaşça, bir şey. Evet. Bunu öğrenmiş yani. Ya ben bunu ilk defa duydum yani bu programda. Mesela bu inanılmaz bir şey Çuvaşça'yı öğrenmesi o dönem. Dedim biz hep onu işte Latince'yi biliyor, Grekçe'yi biliyor, şunu biliyor, bunu biliyor. Tamam da İbranice'yi biliyor, Arapça ama bir de bu var yani en önemlisi bu. Ama bunu bak biz çok ilginç biz bunu bilmiyoruz yani. Bu da ilginç bir durum. Yani baktığımız zaman Fatih'in şahsında hep aynı şeyi söylüyorum ama gerçekten tam bir Türk-İslam devlet adamı görüyorsunuz. Şimdi mesela o ilmi yönünden bahsederken işte o Maturidi ekolünün somutlaşmış halini ondan gördük. Tabii o dediğimiz gibi işte o Ridaniye ve Mercizabı ondan sonra da son buldu zaten. Tabii orada Yavuz Sultan Selim'in getirdiği eşari alimlerin yüzyılın sonuna doğru medreselere hakim olması. Dolayısıyla pozitif ilimlerin kalkması bugünkü acziyetimizin belki de sebebidir. Yani hani katılırız katılmayız. İlber Ortaylı'nın bir sözü var. Ben katılıyorum hocam. Yani 200 yıldır diyor bizim diyor medeniyete verdiğimiz hiçbir şey yok. Yani hiçbir şey katkımız yok bu anlamda bakıyorsunuz. İşte aciziyetin sebebi budur. Yani köklerinden ve anlayışından kopmaktır baktığınız zaman. İlmi nasıl yorumladığınız bugün de önemli. Yani bugün de kaotik bir ortam var. İlim nedir? İşte septik olacaksınız. Dini bir tarafa bırakacaksınız. Sadece pozitif ilimlerle gideceksiniz. Hiçbir ön kabulünüz olmayacak. Buna din de dahil. Şimdi bu bizim kabul edebileceğimiz bir şey değil. Yani dinimizi bir tarafa bırakacağız. Dinimizi de sorgulayacağız. Büyük ilim insanı olacağız. Bu belki Batı'nın anlayışı olabilir. Kendi içinde de tutarlı olabilir. Benim de öyle bir dinim olsa ben de öyle düşünebilirim. Şimdi orası tutarlı aslında baktığınız zaman Batı medeniyeti. Çünkü ortada öyle bir din var ki. Öyle bir din olunca ilmin önünde öyle bir din. Tabii ki böyle bir anlayış ortaya çıkacak. Yani hani ilkokulda öğrendiğimiz o bilgi var ya. Dünya bir öküzün boynuzun ucundaki tepsinin içindedir gibi bir görüş varsa. Bu adam tabii ki şey yapacak onu kaldıracak. Ya da kilise ilmin önünde engelse. Tabii ki bu adam kilisenin baskısını kaldıracak. Reformu yapacak. Ama buradaki mesele şu. Bizim din anlayışımız, dinimiz ve dini anlayışımız bunun önünde engel mi? Tarihe baktığımız zaman değil. Değil. Yani bu da çok önemli bir şeydir bence. Bunun da altını çizmek lazım. Fatih'i Fatih yapan en önemli sebeplerden biri de budur. Yani o ilim anlayışıdır. Maturidi ekolünün ilim anlayışını ortaya çıkardığı bir Türk-İslam imparatorudur. Türk-İslam devlet adamıdır. Onun da altını çizelim. Ve hocam 1461'e geldiğimizde artık şunu da görüyoruz sanki. Özellikle Trabzon virayla alınmıştır. Yani savaşmadan teslim olduğu için bütün can, mal ve mülkleri sultanın iradesindedir. Fakat sultanın tek kabul etmediği şey Bizans İmparatorluk ya da Doğu Roma İmparatorluk sülalesine ait hiçbir yani bu hakkı iddia edebilecek hiç tahammülü yok. Bütün bu insanları ayırmış, almış. Oradan Mora'ya doğru sürgün etmiş, göndermiş. Gerçi Mora da zaten o dönem alınmış ama. Şimdi size bir şey daha soracağım hocam. Ben kendi yaptığım çalışmalarda özellikle Akıncılar meselesinde Mihail oğlu Ali Bey ile ilgili bir takım diyalogları vardı. Fatih Sultan Mehmet Akıncılara da o kadar çok önem veriyor ki onlarla oturup kalkıyor. Bu yani o nasıl anlatayım onu şimdi? İşte bu dedik ya o devlet adamı siz tabiri caizse lokomotif unsur kim ordunun? Lokomotif unsuru kim? Yani en önde kim var? En önde bunlar var. O zaman bunlara ayrı bir önem atfedeceksiniz. Mesela İstanbul'un fethinde de ona gördük. Başıbozukları gönderdi. Mesela 29 Mayıs'ta. Halvetileri saldı. Halvetileri saldı. Onu saldı. Yordu. En son kimi gönderdi? O zaman gücünün zirvesinde olan Yeniçerileri gönderdi. İçeriye onlar girdi. Yani aslında zaferi kazanan Yeniçerilerdir. Öndekiler yorar. Yani baktığınız zaman orada da onu görüyoruz. Aslında aynı anlayışı görüyoruz. Yani o değer ve önem atfetme, yani bir devletin kendi askerini tanıması, kimi nerede kullanacağını bilmesi. Yani mesela o kuşatmadan çok bahsetmedik. Kuşatma esnasında şeyhler, dervişler de var ortada gezen. Onların görevine Akşemseddin'in, Molla Gürani'nin, Molla Hüsrev'in moral vermek. Maneviyatı yüksek tutmak. Yani baktığınız zaman askerin de kendi içinde görevleri var. İşte orada malumunuz donanmanın ayrı bir görevi var.
Yine o çok hani yeri gelmişken bahsedelim. Donanmanın karadan yürütülmesi. Bir ara onu da tartışmaya açmaya kalktılar ama dönemin kaynaklarının hepsi bunu yazmış. Batılılar da bunu yazmış. Böyle bir hadise var mı? Gerçekten var. Bu çok olağanüstü bir durum. Çok olağanüstü bir durum ama işin ilgi bizim malumumuz ama aslında İstanbul oradan fethedilmiyor. Yani surlar oradan yıkılmıyor baktığınız zaman. Surlar en güçlü olduğu yerden, o merkezden, Edirne Kapı Topkapı arasından. Justinianus'un savunduğu yerden. Tabii ki Justin, yani çok büyük bir komutan yani baktığınız zaman. Cenevizli Sakız Bey'di yanlış hatırlamıyorsam, inanılmaz büyük bir komutan baktığınız zaman. Zaten onun yaralanması o gün, Konstantin ona diyor terk etme burayı, ne olur terk etme diyor, yaralandım diyor, bu yarayla yapamam. O terk edince zaten inanılmaz büyük bir moral bozukluğu geliyor. İnanılmaz bir moral bozukluğu. Bu aslında Yeniçerilerin de önünü açan bir şey baktığınız zaman. Yani baktığınız zaman en korunaklı yerden giriliyor. O gemiler niye Haliç'e indirildi? En korunaksız surlar oradaydı. Ama işin ilginci en korunaklı yerden surlar yıkıldı. Oradan girildi. Şimdi orada da mesela birçok şey var. O Şahi toplarından bahsettik. Havan toplarından bahsettik. Ama bir de yürüyen kuleler var. Bu daha önce kullanılmış mıydı? Kullanılmıştı. Ama orada da bir inovasyon var. O yürüyen kulelerde. Şimdi o malumunuz o zaman İstanbul bir surların içinde. Yani surlar kazılmış. Surların içine su doldurulmuş, bir hendek var. Bunu aşmanız da, onlar da yürüyen kulelerle aşılıyor. Tabii o Bizans ateşiyle bunlar yakılıyor. Orada da şöyle bir şey yapılıyor. Bugün bakıyorlar ki bunlar çok çabuk yanıyor. Islak öküzlerin derileri, ıslak öküz derileriyle kat kat sarılıyor. Mesela bu da o damara kadar görülen bir şey değil. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Bugünkü tabiyle inanılmaz yenilikler var. Yani savaş tarihinin görmediği şeyler var. Yukarıdan şey atacağını biliyor o. Zifti petrole atacağını biliyor. Buna bir Rum ateşini atacağını biliyor. Engel olmam. Yanıyor, bu da yanıyor. Tamam ama en uzun süre dayanan bu. Yine bu yürüyen kulelerin o zamana kadar hiç kullanılmayan, yani daha önce yürüyen kuleler kullanmış ama bu tipi hiç kullanılmamış. Onun da çok büyük bir katkısı var. Yani aslında harp tarihine baktığımız zaman inanılmaz getirilen yenilikler var. Sonra mesela dikey, yani dikey top da ilk o zaman kullanılmış. Yani yatay kullanılıyor, dikeyi de ilk kullanan o. Sektirmeli topu ilk kullanan da Fatih bakıyorsunuz. Mesela şey de önemli, İstanbul'un fethinden önce yaptığı hazırlıklar da önemli. Orada biraz geriye gideceğim müsaadenle hocam. Tabii oradaki hocam. Diplomat kişiliğini çünkü ortaya koyalım. İyi bir diplomat dedik ya, tahta geçtiğinde 19 yaşında bir genç. Aslında Avrupa'nın o Haçlı ordularının bir beklentisi yok. Ya bir sevinç içindeler. Diyorlar ki 19 yaşında bir genç geçti, çok toy, çok cahil. Artık diyorlar Türkleri Balkanlardan atarız, atmakla da yetinmeyiz, Anadolu'ya gireriz, Anadolu'da da ezeriz. Şimdi Fatih tahta geçince, Edirne'ye gelince birçok o dönemin önemli devlet adamları Fatih Sultan Mehmet'i ziyarete gelirler. İşte Macar kralı elçi gönderir, Sırp kralı gönderir, Eflak kralı gönderir, en önemlisi Bizans kralı gönderir. Hepsiyle anlaşma yapar. Bakın hiçbir şekilde kendini açık etmez, niyetini ortaya koymaz. Hiçbir şekilde. Malumunuz Şehzade Orhan Bizansların elindedir. Bizanslar derler ki 300 bin akçe istiyoruz. Tamam der, 300 bin akçe sizin, Şehzade Orhan'ın masrafları için. Çorlu ve civarında isterler, onu da verir. Şimdi bu kadar yumuşak, bu kadar halis, yani Halim Selim bir padişahdı. Bunu alt etmek kolay derler. Ama ilk hamle Karamanoğullarından gelir. Bizans'tan beklerken, Doğu Roma'dan beklerken Fatih. Karamanoğulların üzerine gittiğinde anlaşmayı bozar Doğu Roma İmparatorluğu. Çünkü onlara göre toy, cahil, iş bilmez bir padişah vardır. Ezeceklerdir, Balkanlardan atacaklardır, Anadolu'ya da gireceklerdir. Fransız kralına mektup da yazmışlardır. Ondan bir Haçlı ordusu toplamasını istemişlerdir. Papa'dan yardım istemişlerdir. Çünkü artık Türkler en zayıf durumda. Çünkü bu da çok önemli bir özellik. Öyle bir diplomat ki gelen herkese çok Halim Selim davranıp her türlü anlaşmayı yapmış, taviz de vermiş onlara. Ama bir strateji var. Bir strateji var, İstanbul'u fethedecek. Bir ülküsü var, ideali var. Bu çok önemli. Yani bir devlet adamının ülküsünün, idealinin olması çok çok önemli. Dolayısıyla bu Halim Selim padişahı yenmek kolaydır deyip arkasından gelirler. Karamanoğulların yanındayken bir heyet gelir Doğu Roma'dan. Der ki Fatih'e, biz bu 300 bin akçeyi 600 bin akçeye çıkarıyoruz ve senden daha fazla toprak istiyoruz. Tamam der. Ben Edirne'ye dönünce sizinle görüşeceğim. Yine bozmaz. Edirne'ye döner, gelin bakalım der. Anlaşmayı siz bozdunuz. 300 bin akçeyi de vermiyorum. Çorlu ve civarında geri alıyorum. Aslında
Doğu Roma İmparatorluğu Konstantin ona beklediği fırsatı verdi. Yani baktığınız zaman anlaşmayı bozan Fatih değil. Yine orada görüyorsunuz bir Türk İslam. Tabii bu Karamanoğlu meselesi çok önemli. Tabii yani o, çünkü Karamanoğlu şunu bekliyorlar. Karamanoğulları bir aslında Karamanoğulların beklentisi de İbrahim Bey'in beklentisi de o Karamanoğlu İbrahim Bey'in. Ben buradan vurunca şu koynundan kuş çıkaran adam değil mi hocam? Ben buradan vurunca buradan da Doğu Roma vuracak, arada Fatih'i yok edeceğiz. Ama bakın Fatih hem onu yok edecek hem onu yok edecek. Bak ya, Doğu Roma'nın zaten o zamana kadar ne gücü var ki, ne kimi nereye yok edecek? Doğu Roma'nın gücü aslında yok ama Doğu Roma'nın hep bir beklentisi var. İşte Papa'dan bir beklentisi var. Nitekim Venedik yardıma geliyor. Ceneviz. Yani bakın çok ilginçtir. 18 tane komutanı var ya kuşatmada. Bunun sadece 8 tanesi Doğu Roma'nın kendi şeyinden Rum'dur. 10 tanesi Venediklidir, Cenevizlidir. Hatta aralarında bir tane İspanyol vardır yani. Batı'nın desteği var, onu kaçırmayalım yani. Evet, Doğu Roma'nın bir gücü yok. Bir kere surları çok kuvvetli. O surları aşan yok. Sanırım 30'dan fazla kuşatma görmüş bu adamlar. Ve bu kuşatmanın hiçbirinden geçememiş. Tabii yine bizim atladığımız bir şey var. Orada tabii Doğu Roma evet zayıf ama arkasında koskoca bir Haçlı ordusu var. Malumunuz savaş devam ederken Haçlı donanması yola çıkmış geliyor. Belki kuşatma birkaç gün daha gecikse başarılı olamayacak. Çünkü Haçlı donanması gelecek. O dönemde onların donanması biraz daha güçlü. Neden güçlü? Teknolojik anlamda güçlü. Yani daha büyük. Denizlerde kuvvetli değiliz. Denizlerde, çünkü bu ilk defa Türk donanmasının inkişaf ettiği, ortaya çıktığı yerdir aslında. Yani Türk donanmasının da ilk sınavını verdiği yerdir baktığınız zaman İstanbul'un fethi. Yani Osmanlı donanmasının aslında başarılı mıdır? Biliyorsunuz o 3 tane gemi meselesi var. Orada bir Fatih'in hepimizin bildiği o atını denize sürme meselesi var ya. Orada 3 tane Ceneviz gemisi gelir. Oradaki Türk donanması baş edemez onlarla. Çünkü dediğimiz gibi bordolamaları daha kuvvetlidir, daha yüksektir. Şeyi de arkalarına almışlardır rüzgarı ve Haliç'e girmeye muvaffak olurlar 20 Nisan'da. İşte o hırsla zaten Fatih denize sürer. Yani yediremez o kendini. Nasıl olur da hani bu gemiler bizim donanmamıza karşı baş olur? Zaten sanırım Baltacıoğlu Süleyman Bey'di donanma komutanı. Evet, evet, onu görevden alıp Hamza Bey'e atar olayın üzerine. Tokatlayarak atar. Yani baktığınız zaman aslında donanmamızın çok güçlü olduğunu söyleyemeyiz. Yani 70 parçalık o bir donanma. O gemilerle baş etmesi de mümkün değildi zaten o gelen büyük kanyonlar, kalyon yani, tipi donanmalar. Ama Batı'nın büyük bir desteği olduğunu söyleyelim. Dediğimiz gibi önemlidir. 18 tane savunma yapan komutanın onu aslında Batılıdır. Yani dediğimiz gibi Venediklidir, Cenevizlidir. Hatta aralarında bir tane de İspanyol vardır. Onu kaçırmayalım. Yani Batı'nın da aslında o dönemde büyük bir desteği var Doğu Roma'ya. Çünkü şunu biliyorlar. Yani eğer Doğu Roma alınırsa artık bu Türklerden kurtulmamız mümkün değil. Ebediyen kurtulmamız mümkün değil. Yani orada belki Katolikler Ortodoksları sevmiyor. Biliyorsunuz aslında Konstantin Katoliklere gelin birleşelim diyorlar. Sırf bu Türk korkusundan, ama kendi kamuoyunun büyük tepkisi var. Yani Ortodoks Patriği bunu kabul etmiyor. Yoksa Konstantin bunu istiyor. Zaten o söz o zaman ortaya çıkıyor. Diyorlar ki ya burada Katoliklerin şapkasını görmektense gelsin paşa onun sarığını görelim. Bu bizim için daha iyi. Çünkü daha adil olduklarını biliyorlar. İki görecekler de onun. Yani bu bana şeyi de çok ilginç gelir. Mesela bu Osmanlı'nın son döneminde... İşte Osmanlı'nın dağılmasını istemeyen 4 unsur vardır diyor Justin McCarthy. Türkler, Kürtler, Araplar ve Yahudileri koyuyor. Şimdi Türkler, Kürtler, Arapları anlıyorsunuz. İslam Birliği'nden dolayı ayrılmasını istemiyorlar, devletin dağılmasını. Yahudileri bir yere koyamıyorsunuz. Ama onu şöyle diyor Justin McCarthy. Yahudiler diyor Batı'nın antisemitist olduğunu biliyorlar. Eğer Osmanlı dağılırsa başlarına geleceği biliyorlar. Onlar bir soykırma uğrayacaklarını biliyorlar. O yüzden Bağdat Yahudileri hariç Osmanlı Yahudileri Osmanlı'nın dağılmamasının elinden geleni yapıyorlar. En önemli göstergesi şu diyor aynı kitap. Osmanlı Balkanlarda toprak kaybedince Müslümanlarla beraber Yahudiler de Osmanlı'ya göç ediyor. Kalmıyor Balkanlarda. Yani kendilerini Batılıların tabii içerisine Selanik'te bırakmıyorlar. Yaptıkları da yazışmaları da ortada hocam. Tabii onlar da ortada. Yani Batı'nın insafına kaldıkları an başlarına gelecekleri biliyorlar aslında baktığınız zaman. Burada da onu görüyorsunuz aslında. Ortodoksları yine Türk'ün adaletine sığınıyorlar. Yani Türk'ün onları adil olduğunu biliyorlar. Bir modern çağlarda da Yahudiler aynısını biliyorlar. Onlar da Türk'ün adil olduğunu biliyorlar. Yani şu an şunu söyleyelim, batılı güçler de bunu biliyorlar. Bilmesi gereken herkes bunu biliyorlar. Türkiye'deki mülteciler de bunu biliyorlar. Yani Türkiye'de bugün 4 milyona yakın mülteci varsa bunun sebeplerinden birisi de budur. Yani Yunanlar botu batırıyorlar ya günümüzde mültecilerin, öldürüyorlar. Türkiye ne yapıyor? Gidiyor alıyor, kurtarıyor. İşte bu da Türk olmanın gereği. Yani bir anlamda zekatı. Yapacak bir şeyiniz yok yani. Eğer Türkseniz bunu yapacaksınız. Orada da aynısını görüyoruz burada da. Aslında
tarih değişiyor da kişiler değişiyor, enstrümanlar değişiyor ama mesela aynı, ben size söyleyeyim, ve Türklerin verdiği tepki de aynı. Yani o genetik kodlardaki tepkinin de aynısını görüyorsunuz. Dolayısıyla o Fatih'in İstanbul halkına, Ortodokslara, Rumlara ya da ne bileyim işte Katoliklere, Ermenilere, Yahudilere yaşam hakkı tanımasının bugüne kadar taşınmasının en önemli sebebi bu. Aynısını modern zamanlarda Yahudilerde gördük. Onlar da Osmanlı Devleti'nin dağılmaması için aynı şeyi yaptılar. Anlayış bir şekilde devam ediyor. Onun altını çizelim. Yani anlayışta bir değişiklik yok. Tartışmaya açıktır. Doğru mudur, yanlış mıdır? Bence doğrudur. Çünkü özellikleriniz var. Taviz veremezsiniz. Verdiğiniz zaman siz olamazsınız. Türkseniz bu özelliğiniz var. Onun altını çizelim yani. Bu sizi zor durumda bırakabilir, yaralayabilir, ekonominize zarar verebilir. Ama emin olun bir şey de yapamazsınız. Türklüğünüz buna müsaade etmez. Kültürünüz, geleneğiniz, anlayışınız buna müsaade etmez. İslam'ı anlayış ve yorumlama şekliniz buna müsaade etmez. Başka bir İslam toplumu barındırmayabilir. Ama Türklerin İslam anlayış ve İslam yorumlaması maalesef böyle. Yani maalesef demek doğru mu bilmiyorum da böyle. Aslında Fatih'in de o gün yaptığı oydu. Bugün de olan çok farklı değil. Yani ya hocam, dediğiniz gibi aslında bazen çok fazla iyi niyet sıkıntı getiriyor. Bunların dozajını tam olarak belirleyip tam olarak ortaya koymak çok önemli. Şimdi gene Fatih... Lafınızı keseceğim, çok affedersin Fatih hocam. Fark şu, Fatih döneminde, Osmanlı döneminde bu bir sistematikle yapılıyordu. Bugün sistematik yok. Evet öyle, ama zaten Fatih'ten sonra sistematik komple, özellikle yani Yavuz'dan sonra hepten farklı yerlere kaydığını görüyoruz. Tabii. Ve bir türlü toparlanamadığını görüyoruz. Yani şimdi Osmanlı tarihçi hocalarımızın bir kısmı Kanuni'den başlatır, bir kısmı belki daha geç dönemlerden başlatır ama o zaman ben de şöyle bir tez öne sürebilirim. Aslında büyürken de gerilemeye başlayabilirsiniz ve dolayısıyla o zaman Yavuz Sultan Selim dönemi sizin aslında geriye gitmeye başladığınızın ilk dönemi sayılabilir. Yani hiç batıya sefer yapmayıp hep doğuya sefer yapıp devletin hazinesi dolu olabilir. Büyük muhteşem zaferler kazanmış olabilirsiniz ama Türk tarihine baktığınızda hep Türklerle savaşmış bir komutan olma özelliğiniz kalır. Tabii yani. Buradan da başlatabiliriz o zaman. Sonun başlangıcını başlatabiliriz. Şuradan da başlatabiliriz. Anlayışın değişmesi zaten sonun başlangıcı budur aslında. Anlayışın değişmesi. Yani şimdi anlayışınız değişiyorsa, sisteminiz değişiyorsa zaten Osmanlı'nın sistemi değiştiği için çöktü. Yani az önceki yüksek eğitim kurumlarından bahsettik, iktisadi hayattan bahsettik, hukuktan bahsettik. Bunlar bir anlayışın sonucudur. Eğer anlayışınız değişiyorsa, anlayışınızın değiştiği dönem sizin sonunuzu getirecekse, katılıyorum Fatih Hocam, sonun başlangıcı orasıdır. Yani denilebilir. Yani tabii ki Çin tarihe bugünden bakıp da ana kronik hatasına, ana kronizm hatasına düşüp de ya işte şöyle olmasaydı deme şansımız yok. Ama dönüp de baktığımızda ya insan yüzünü batıya çevirip yürüp ya en azından dedene baksaydın, deden Otranto'ya çıktı. Şimdi deniyor ki Memlü'ye gidecekti. Memlü'ye de gidebilirdi. Bu başka bir şey. Üsküdar'a çıkması Memlü'ye gideceği anlamına gelmez. Ama Otranto'ya 10 bin asker çıkarmak demek. Tabii yani. Çok yani. Bu tamamen orayı almak demek yani baktığınız zaman. Çok farklı bir şey demek yani. Tabii. Yani evet. Yani. Oradaki tabii dediğimiz gibi yani oradaki anlayışın değişmesi, bakış açının değişmesi. Bu arada Otranto hocam, izleyicilerimiz için söyleyelim, İtalya'nın en uç köşesidir yani. Eyvallah tabii. Öyle değil mi yani? En tabii uç, çizmenin. Çizme dediğimiz yerin çizmenin topuğudur. Topuğudur yani. Topuğa 10 bin asker çıkmış ve o 10 bin asker çok sonra da hala orada kalacak. Onları da araştırdım ben hocam. Hı hı. Atamayacaklar bunları oradan. Bunlar teslim olacaklar. Evet. Ama bir iki sene sonra hala mücadele edecekler yani. Ama hiç destek gelmeyecek. Neden gelmeyecek? Çünkü Beyazıt Cem'le uğraşmaya başlayacak. Demek ki her zaman birlik beraberliğe ihtiyaç var. Buradan da o tabii ortaya ki, çıkacak. Tabii yani.
Şimdi birlik beraberlik derken. Tabii, orada Şehzade Orhan'ın mesela onu da altını çizelim. Mesela Bizans Şehzade Orhan'ı Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'ne karşı kullanıyor. Şehzade Orhan da burası da ilginç bir bilgidir. İstanbul kuşatma altındayken Konstantin'in emrindeki Türk askerlerle beraber Fatih'e karşı savaşmıştır. Tabii. Bunun da altını çizelim. Son şeyine kadar, hatta kendini surdan atıyor aşağıya artık. Beni öldürecekler diye. Yani. Sonuna kadar da savaşmıştır Şehzade Orhan yani, Fatih'e karşı. Tam bir Bizanslıdır yani. Tam bir Bizanslıdır, onu da altına çizelim. Yani sonuna kadar savaşmıştır. Onun şehzade olması, saltanat ailesinden olması bir şeyi değiştirmiyor. Tam bir ihanet içindedir. Sonuna kadar da savaşmıştır ki Fatih İstanbul'u alamasın. Yani bunun da altını çizelim. Sonuna kadar. Ya hocam... Şimdi hani biz siyaset programı değiliz ama çok sık geliyor. Madem öyle ben de şey yapayım. CHP'li Mansur Yavaş Van ziyareti sırasında Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz diyen kişiye inşallah demiş. Onu da Ankaralı insanlar düşünsün. Demek ki bu insanların Milliyetçi Ülkücü Hareket'ten uzaklaştırılmasının belli bir sebebi vardı. Belli bir şey vardı. Yani Selahattin Demirtaş konusu, ya benim tüylerim diken diken oluyor. Ben milliyetçiyim diyen bir adamın, yani ya hocam şunun ismini anmak bile bana şimdi zul yani ya. İşte bu liderin büyüklüğünü ortaya koyması bakımından önemlidir. Adı geçen vatandaş adını almayalım. Uzaklaştırıldığında çok ciddi tepkilere sebep olmuştu. Ya bu biliyorsunuz bir açık mektup yazmıştı. Tabii ve canım. Lideri davadan uzaklaşmakla itham etmişti. Dava. Şimdi ne? O zaman bu muydu dava? Şimdi bakın geldiği noktaya bakın. İşte bu çok önemli. Yani aslında aynaya bakıp kendini söylemiş ve yaptığı da ortada. Aslında iyi de oluyor. Yani bu liderin ne kadar öngörülü olduğunu, ne kadar esasında doğru yerde olduğunu, olayları nasıl doğru yorumladığını, birilerinin uzaklaştırılırken bu davadan nedenle haklı olduğunu ortaya koyuyor. Bedavaya değil. Tabii nedenle haklı olduğunu ortaya koyuyor. Ya hocam... Şimdi ya siz de Ocak Başkanlığı yaptınız, ben de yaptım. Bazen insanlar yanlış düşünebilir, hataya düşebilir. Hataya düşmek başka bir şey. Bunu bir şekilde düzeltir ya da tolere edilebilir. Ama bu nedir yani ya? Selahattin Demirtaş kim? Sen kimsin? Buna özgürlük demek ne demek? Herhalde. Yani ben anlamıyorum ya. Ya bu akıl tutulması mı? Bu insanın hiçbir döneminde milliyetçi olmamış demek ki bunlar ya. Demek ki olmamışlar. Bir de çok ülkücü iş olamamışlar. İş olamamışlar. Asla bir ülkücü bunu söyleyemez. Ama tasavvufta şöyle bir şey vardır ya. İnsanın içinden çıkacak en son hastalık makam hastalığıdır diyor. Bunlar öyle bir makamın şehvetine kaptırmışlardı ki kendilerini öyle olmayacak yerlerde görüyorlar ki bunun için vermeyecekleri taviz yok. Ben bakın bir adım ileriye taşıyayım. Böyle bir şey olması mümkün değil. Allah muhafaza İngilizler bu ülkeyi işgal etse bunlar oraya gider bizi sömürge valisi atayın der. Bunların geldikleri nokta bu. Öyle bir makamın öyle bir şehvetine kaptırmışlar ki kendilerini geldikleri nokta bu. Hiçbir zaman bunlar milliyetçiyi bırakın. Yani zaten hiçbir zaman ülkücü olmamışlar. Ama bu davanın da böyle güzel bir yanı var. Yani güzel şey yapıyor. Bağırsaklarını güzel boşaltıyor. Yani ya bu şekilde mi? Böyle yani. Tabii. Sonra hakikaten yani. Ya güzel boşaltıyor yani. Bu ne demek ya? Yani ya biz şehit veriyoruz her gün orada. Sen kalkacaksın soysuzlara özgürlük diyeceksin. He? Şehzade Orhan dedik ya. İşte. Şehzade Orhan. Orhan dedik arkasından bu geldi. Yani. Tam onun içinde iyi de oturdu. Tam Şehzade Orhan yani. Evet, Türk tarihinde demek ki böyle hadiseler her zaman ortaya çıkabiliyor yani. Oluyor. Ama hocam şu çok ilginç. Herhalde dünyada hiçbir millet yok ki, bilmiyorum katılır mısınız, Türk milleti kadar içinde hain potansiyeli barındıran, kendinden görünüp aslında hain olan başka bir millette yok. Yani hiçbir millet bu kadar kendi içindeki hainlerle baş etmemiştir yani. Şimdi ya da mücadele etmemiştir. Mücadele etmemiştir. Yani o coğrafyanın aslında getirdiği bir şey olduğunu inanıyorum. Ben hani Oral Sander siyasi tarih kitabında öyle diyor. Dünyada iki millet vardır diyor. İşte milletleri ikiye ayırabiliriz. Doğulu ve batılı olarak tasnif edebiliriz diyor. Ama iki toplum var ki bunlar diyor. Hem doğulu hem batılıdır. Rusya'dan ve Türkiye'den bahsediyor.
Şimdi dolayısıyla bu coğrafyanın öyle bir özelliği var, hem doğulu hem batılı. Buradaki doğulu olmak aslında biraz da Müslüman Türk olmaya tekabül ediyor. Batılı olmak ise değerlerinden uzaklaşmaya tekabül ediyor. Yani farklı değerler silsilesinin içine girmeye. Değerlerini kaybeden insan her şeyini kaybetmiştir. Şimdi maalesef Türkiye'de böyle bir güruh var. Onun altını çizelim. Ve dediğim gibi değerlerini kaybettikleri için bir insanın değeri yoksa hiçbir şey yoktur. Değerlerini kaybetmişler. Yani Türk olmanın ne demek olduğunu bilmiyorlar. Müslüman olmanın ne demek olduğunu bilmiyorlar. Bu coğrafyanın insanı olmanın ne demek olduğunu bilmiyorlar. Bu coğrafyanın Kürt olabilirsiniz, Çerkez olabilirsiniz, Boşnak olabilirsiniz, Arnavut olabilirsiniz. Yani Türk milletini oluşturan o büyük parçanın ufak parçalarından biri olabilirsiniz. Sonuçta siz bu toprağın çocuğusunuz ve Türksünüz. Bakın bu bahsettiğimiz farklı etnik unsurlar içinden çok önemli vatanseverler çıkmıştır. İşte Mehmet Akif Ersoy örneğinde olduğu gibi kendisi Arnavut kökenli bir Türktür. Sayıları çoğaltabiliriz. İşte Şemsettin Sami gibi, Divan Lügatı, Ziya Gökalp gibi. Bunların hepsi vatanperverdir. Ama bu adamların bir özelliği vardır. Bunların değerleri vardır. Bu toprakların değerlerinden besleniyorlar. Ama öte yandan bu topraklardan yaşayıp, zaten ben onu anlayamıyorum. Dost ortamında da söylüyorum. Yani bu topraklarda yaşayıp nasıl bu kadar uzak olabiliyorsunuz? Yani konuştuğunuz zaman sanki bu topraklarda doğmamışlar, bu topraklarda büyümemişler. Böyle bir güruh var bu ülkede maalesef. Bu da bence coğrafya. Hocam Rusya'da bunu yapamazlardı. Rusya'da bunu yapamazlar çünkü Türkiye'de demokrasi anlayışı da sakat. Yani ben bizdeki mesele şudur. Batılı ülkelere bakın. Ne kadar devlet güçlüyse demokrasi o kadar güçlüdür. Bizde demokrasinin güçlü olmasının yolunun devleti zayıflatmaktan geçtiğine inanıyorlar. Ve dikkat edin, bölücüler, illegal sol yapıların ortak özelliği devleti kendilerine düşman saymalarıdır. Ve bunu demokrasiyle meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Halbuki devlet ne kadar zayıflarsa o kadar demokrasi geriye gider. Devlet ne kadar güçlenirse, bakın bugün dünyanın en güçlü devletleri aynı zamanda en güçlü demokrasileridir. Dolayısıyla Türk devleti ne kadar güçlü olursa demokrasi de o kadar güçlü olur. Bugün kendilerini barış ve demokrasiyle meşrulaştırmaya çalışanların hepsi esasında Türk devletine düşmanlık yapmaktadırlar. Düşmanlıklarını barış ve demokrasiyle meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Ben böyle yorumluyorum. Ya yorumlamak değil, bu işin o kadar güzel özetlediniz ki hocam. Bunu aslında bir bildiri yapıp dağıtmamız lazım sokaklarda. Gene dönecek olursak gene buna paralel olarak işte Türk Devleti'nin Fatih Sultan Mehmet Han'a dönecek olursak özellikle Çandarlı Halil Paşa özelinde yabancılarla ne kadar yakın olursanız tabii. Onların ne kadar atına binerseniz, onların kayığına binerseniz Fatih Sultan Mehmet gibi hanlar çıkar, birileri çıkar, o kayığı batırır, boynunuza takar. İpi takar, sallandırır. Evet. Yani bu, hocam bu değişmez kuraldır. Türk milletiyle, Türk devletiyle bu kadar oynarsanız bedelini ödersiniz. Ödersiniz çünkü bu 2000 yıllık bir devlet, geleneği olan bir devlet, sahipsiz bir devlet değil. 15 Temmuz'da da gördük. İşte birileri devleti ele geçirdiğini zannetti. 30 yıl boyunca çalıştılar, bir gecede sökülüp atıldılar. Bu Türk devleti çünkü öyle kolay değil yani. En çok iki şeyden korkarım, Allah'tan korkarım. En çok da Allah'ı severim. En çok devletten korkarım, en çok da devleti severim. İki şeyden çok korkarım, çok severim. Allah'tan ve devletten. Çok severim, çok korkarım. İşte bu Türk devletini çok seveceksin ama hain sen. Bil ki o senin hesabını sana sorar. Hep böyle oldu. İşte o Çandarlı Halil örneğinde olduğu gibi çok direnç gösterdi. İstanbul'un fethedilmemesi için son ana kadar. Bakın 28 yabancılarla işbirliği yaptı. İşbirliği yaptı. 28 Mayıs'ta bile padişahın karşısına dikildi. Bakın bir gün evvel padişah fetihten vazgeçirmeye çalıştı. Bir gün evvel dahi ve fetih sırasında da bunu hep yaptı. Fethedildikten sonra dediğimiz gibi padişah ilk önce hapse attırdı, gözüne mil çektirdi. Ondan sonra da ilmiği boynuna takıp hayatına son verdi. O da tarihe öyle geçti. Yani ama bunu da hocam öyle bir yaptı ki Bizans içindeki başta notaras olmak üzere, yani Grand Duke notaras olmak üzere diğer yöneticilerle işbirliğini çok net ortaya koydu. Tabii yani işbirliği içinde olduğu net. Yani bugün onun sanki olup olmadığını tartışmaya açanlar var ama net yani. Dediğim gibi en fazla neyini tartışıyor hocam? Ya her şeyi tamam açalım. Yani ya neyi açıyor? Yani ya artık biz tarihçiyiz. Biz bilim insanıyız. Kaynaklar var, arşiv belgeleri var, dönemin kaynakları var. Onlara bakıyoruz. Dönemin kaynaklarını kıyaslıyoruz, kritik yapıyoruz, ortaya koyuyoruz.
olanları yazıyoruz. Fantazilerimizi yazmıyoruz. O fanteziler değil, bu fantezi, bu bir gerçek yani. Hani dedim ya, bir ara acaba gemiler karadan yürüdü mü? Ya dönemin tarihçileri bunu yazmışlar. Dukas bunu yazmış, diğerleri yazmış. Yani Batılılar ya, yazmış. Kritolos'la gene söylüyor. Hatta şunu da söyleyelim. Bu ilk seferi değildir. Bundan bir öncesi Aydınoğlu Umur Bey'in Tuna Nehri üzerinde böyle bir girişimi vardır. Hatta daha öncesinde de Vikinglerin bu tür şeyleri vardır. Fakat bu gemi boyutlarında değildir. Evet. Yani evet. Bu yani aynen, bunlar daha önce de görülmüştür. İlk değildir. Değildir. Daha önce de ama bu boyutlarda değildir. Tabii, bu tabii, gemi bu, boyutlarında devasa değildir. Bir sanırım yani, 70 parçalık bir gemi donanma ama hocam zaten o donanma, sizin söylediğiniz gibi o donanma zaten Bizans'ı bitirmek amaçlı, yani psikolojilerini bitirip buraya girdik demek amaçlı. Zaten oradan esas saldırıyı başlatmış. Zaten gireceği yer orası. Evet. Ama gerçekten de morali bozmuş. Onu da söyleyeyim. Tabii yıkılmışlar. Yani. Hocam düşünsenize, karşınızda 70 tane gemi sizin aşılmaz dediğiniz surlarda girmiş yani. Ve Justinian direkt oraya gidiyor, başkomutan. Direkt, çünkü en zayıf yer orası. Belki de burası biraz da o yüzden zayıflıyor. Yani burada bir en bir zayıf stratejik diyor, taktik var. İnanılmaz da morallerini bozuyor. Bunu yaparken de özellikle yani Galata dediğimiz, bugünkü Galata bölgesi çok özel bir bölgedir. Cenevizlilere belli haklar verilmiş. Ve Fatih Sultan Mehmet Han buna riayet etmiş. Evet. Cenevizler de ilginç ama biliyorsunuz o sefer boyunca çift taraflı çalışıyorlar. Tabii. Yani bildiği halde yapıyor Fatih Sultan. Bildiği halde yapıyor. Yani. O da çok ilginçtir. Ama orada yine bakın, büyük devlet adamı olmanın özelliği var. Cenevizlerin ciddi bir ticaret bağlantıları var, dehası var. Ondan da faydalanmak istiyor. Sayın hocam, 2 saat su gibi aktı geçti sanki, değil mi? Evet, aynen biz öyle. Değerlendireceğimiz, konuşacağımız şeylerin aslında %30'unu anca... Tabii daha çok şey vardı ama maalesef konuşamadık. Değindik. Maalesef bize ayrılan sürenin de sonuna geldik. Bu arada tam sürenin sonu dediğimde Profesör Doktor Kaya Yıldız hocamın da Bolu'dan size selam var. Efendim, bugün özellikle İstanbul'un fethiyle alakalı biz sadece tarihsel kronoloji açısından değil ama Fatih Sultan Mehmet'in ilim ve fikri noktasındaki Türk milliyetçiliği algısı üzerinden kıymetli hocam Doçent Doktor Kurtuluş Demirkol ile konuşmaya gayret ettik. Tabii bu arada gelen mesajlarınızla destek oldunuz. Teşekkür ederiz. Aynı zamanda Azerbaycan Cumhuriyeti'nin, Azerbaycan Türk Cumhuriyeti'nin 104. kuruluş yıl dönümünü tekrar kutluyoruz. Ve yarın 29 Mayıs İstanbul'un fethi, hepimize tekrar bayram olsun diyoruz. Sayın hocam çok teşekkür ediyoruz varlığınızda. Şeref verdiniz. Efendim bir sonraki programda görüşmek üzere. Bengü Türk ailesi olarak hepinize iyi akşamlar diliyoruz.